23 Mart sabahından günaydın. TV 100 ekranlarında 10'dan 12'ye başlıyor. Saatlerimiz 9.30'u gösteriyor. Biraz hafta sonu fırtınasını yavaş yavaş atlatarak artık siyaset gündeminin içine doğru yol alıyoruz. Yarın AK Parti kongresi var. Bugün onun öncesinde AK Parti'nin önemli isimleri kongre salonunu tanıtacak, basına bir briefing verecek vesaire. Grup toplantıları da var. İYİ Parti grubu, CHP grubu, HDP grubu var. Milliyetçi Hareket Partisi kurultay yaptığı için bu haftayı pas geçiyor gibi gözüküyor. Kabine revizyonu dün akşamdan beri herkes böyle gece 2'ye kadar gözünü resmi gazetede, anladığım kadarıyla bütün gazeteci arkadaşlarım en azından gece 2'ye kadar resmi gazetenin internet sitesinde böyle bakarak beklemişler. Bakalım olacak mı? Bugünlerde artık herhalde bekliyoruz. Siyaset, ekonomi hepsini ve biraz da ağırlıklı artış politikayı gözümüzden kaçmasın. NATO zirvesi başlıyor. NATO Dışişleri Bakanları toplantısı. Sayın Çavuşoğlu Brüksel'e gidiyor. Bazı ikili görüşmeler de olacak. Hepsini konuşmak üzere hukukçu Sayın Murat Keçeciler, günaydın, hoş geldiniz. Sevgili Mete Sohtoğlu, ayağınıza sağlık, hoş geldiniz. Oğuz Hocam, siz de hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Hızlı bir fırtınalı bir pazartesi siyaset turunu şöyle atlatıp hemen başlayalım. Onur ve gurur duyduğumuz lider geliyor. Hazırlıklar hız kazandı. Geri sayım başladı. AK Parti 7. olağan büyük kongresini 24 Mart Çarşamba günü Ankara'da yapacak. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Gözler büyük kongreye çevrildi. Şu ana kadar parti teşkilatlarının yaklaşık %70'inde değişiklik yapıldı. Yeni isimler görev aldı. Yılmadan, yorulmadan çalışan lider. Büyük kongrede partinin ana omurgası yeniden şekillenecek. Merkez Yürütme Kurulu'yla Merkez Karar ve Yönetim Kurulu değişecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan kurmaylarını yeniden belirleyecek. Böylece AK Parti'yi 2023 seçimlerine taşıyan kadrolar da belli olacak. Ankara kulisleri uzun bir süredir hareketli. Kulislerde Cumhurbaşkanlığı kabinesinde de değişiklik olabileceği iddia ediliyor. Bakanlık sayısının 16'dan 18'e yükseleceği, bazı bakanların parti yönetimine kaydırılabileceği, kabineden siyasetçi kökenli isimlere daha fazla yer verileceği konuşuluyor. Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı için tek bir isim değil, birden fazla ismin görevlendirileceği belirtiliyor. Sürecinde Sivas, Kayseri, Konya... Milliyetçi Hareket Partisi 13. olağan kongresini tamamladı. Devlet Bahçeli 10. kez genel başkanlığa seçildi. Bahçeli, parti teşkilatlarına teşekkür mesajı yayımladı. Cumhur İttifakı'nın birlikteliğine vurgu yaptı. İttifakımızın 2023 vizyonunu kundaklamaya kimsenin gücü yetmeyecektir dedi. Tahrik ve tuzaklara karşı dikkat ederek, fitne ve fesada karşı uyanık durarak, partimizle birlikte Cumhur İttifakı'nın yükselişini engellemeye yönelik kara propagandalara aldırmadan inandığımız yolda, kutlu ülkülerimizin uğruna mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Cumhur İttifakı'nın 2023 vizyonunu kundaklamaya hiç kimsenin gücü yetmeyecektir. Bu kapsamda, tüm parti teşkilatlarımızın bu duyarlılıkla çalışmalarına devam edeceğine inancım tamdır. Merkez Yönetim Kurulu. Nevroz özgürlüğe olan tutkudur. Nevroz bir yaşam biçimidir. HDP eş genel başkanı Mithat Sancar hakkında soruşturma açıldı. Nevroz bir haykırıştır. Nevroz hakikat yolculuğudur. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Sancar hakkında Nevruz kutlaması sırasında yaptığı konuşma nedeniyle soruşturma başlattı. Siyasetle yenemedikleri HDP'yi şimdi de savcılarını harekete geçirerek kapatmak istiyorlar. Sancar'a terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ve terör örgütü PKK'yı övücü sözler ve örgüt propagandası yaptığı gerekçesiyle soruşturma açıldığı bildirildi. Buldukları tek şey bizim barış sesimizdir, bizim özgürlük isteğimizdir. İmam gündemdeki konuları yorumladı. AK Parti'den uyarı geldi. Siyasi eleştiri başımızın tacı. AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan, gündemdeki konular hakkında açıklama yapan Ayasofya'nın imamı Mehmet Boynukalın'ı sosyal medya hesabı üzerinden etiketleyerek uyardı.
Sosyal medya dünyanın bir gerçeği, Türkiye'nin bir gerçeği. Sayın Boynu Kalın'ın Ayasofya'nın açılışı gibi tarihi bir meydan okumayı gölgede bırakacak bir tavırla sürekli polemiklerin içinde olmanız Ayasofya için bedel ödeyen herkesi üzmekte. Bir siyasi değil, kardeşiniz olarak bu mecrada olmanızın kimseye faydası olmadığı kanaatindeyim. Gerçekten Rabbime hamd ediyorum önce. Şimdi dün Sayın Bülent Turan'ın açıklaması önemliydi. Hemen bir bu geçen hafta birazcık belki kapatma davasına da gireriz ama bu sıcak gelişmeler ve bu haftanın AK Parti kongresine etkilerini konuşarak başlayalım mı Murat Bey? Vallahi AK Parti kongresine olanların etkileri nedir? AK Parti kongresindeki beklenen sürpriz şey Berat Bey tekrardan partiye geri dönüş yapacak. Geri dönüş. Parti yönetimine mi geri dönüş? Yönetimine. Parti yönetimine. Parti yönetimine geri dönüş yapıyor. Hatta başkan vekili olacak işte Tayyip Bey'den sonraki şeyi götürecek isim olarak belirlenecek diye ciddi konuşulan kuruş öyle bilgileri gözüküyor. Var. Merkez Bankası Başkanı değişikliğinin bundan çok uzakta değerlendirilmemesi gerekiyor bence. Çünkü yeni gelen Merkez Bankası Başkanı'nın Berat Bey'le olan yakınlığı, düşünce, mantık anlamında, politika anlamındaki yakınlığı göz önüne alındığında o anlamda Berat Bey'in partiye tekrardan bir geri dönüşü ama hükümet tarafına değil diye düşünülebilir. Tabii bunun etkileri noktasında da şu anda merkez karardaki sayıyı arttırmakla ilgili bir tüzük tadiliyle ilgili bir hazırlık olduğuyla ilgili Erkan Kandemir'in açıklaması olmuştu. Onu yaparlarsa da biraz böyle eski ağır toplar diye işte Hayati Yazıcı vesaire gibi isimlerle gençleri şey yapmak anlamında onları da tutalım, gençleri de kazanalım şeklinde merkez karar listesinin bir genişletilmesi söz konusu olacak gözüküyor. Tabii yani İstanbul Sözleşmesi tarafındaki şey de esasında AK Parti Saadet Tabanı'na ve Milli Görüş kökenli kendi teşkilatlarına önemli bir mesaj verdi o konuda. Onu da onun dışında tutmak çok şey değil. Bu merkez karardan sonra da olası bir kabine revizyonu ve bir seçim kabinesi bu muhtemelen olacak. O anlamda da bence AK Parti'nin Alevi kökenli bir bakan ataması söz konusu olacak diye ben tahmin ediyorum. O anlamda AK Parti'de geçmişte siyaset yapmış isimlerden birkaç kişinin bakan olması çok sürpriz olmaz o anlamda. Öyle mi? Bakanlar kurulu listesinde de yani mevcuttaki vekillerden bir bakan olmasını ben beklemiyorum açıkçası. Ha, vekiller bakan yapılmayacak. Bütün o dolaşan listeler çok gerçekçi sağlıklı değil. Yani mevcutta görev alan milletvekillerinin bakan olduğu bir liste gördüğünüzde şüpheyle bakabilirsiniz. Bunun da sebebi şu, hali hazırda zaten 16-17'ye yakın vekil boşluğu var parlamentoda. Biliyorsunuz %5 mertebesinde bir boşalma söz konusu olursa bu takdirde ara seçim mecburiyeti söz konusu olacak anayasa gereğince. Bu da 30'a tekabül eden bir sayıdır. Mevcut düzenlemeyle vekiller bakan oldukları anda vekillikten ayrılmaları gerekiyor. Evet. Vekillikleri düşüyor. Böyle olunca da parlamentoda zaten bekleyen HDP'lilerin fezlekeleri var. Bunları da alt alta koyduğunuzda oluşacak kabinede ben çok fazla, çok elzem değilse, çok önemli değilse Cumhurbaşkanı açısından kritik bir noktada görmüyorsa mevcut milletvekillerinden bir bakan yapılmasının söz konusu olacağını rakamsal düşünüyorum. Rakamsal olarak o riski almaz diyorsunuz. Evet yani çünkü kritik bir noktaya doğru gidiyor. 7 tane HDP'linin fezlekesiyle beraber o sayı 24'e çıkıyor. Bir 6 vekil boşluğu alması söz konusu olduğu zaman ara seçim gündeme gelecek. Bu atmosferde de bir ara seçimi AK Parti'nin isteyeceğini düşünmüyorum. Çünkü ara seçim neticesinde o 30 vekilliğin 20'sini veya 25'ini Millet İttifakı'na kaybettiği bir ortamda bu sefer erken seçime mecbur kalır. Nitesin var mı kulislerden yorum? Benim duyduğum eski siyasetçilerin yani geçmişteki dönemde partiyle görüş ayrılıkları yaşamış ama kırgınlık olan ya da çekişmelerden dolayı uzakta kalmayı tercih etmiş, inzivaya çekilmiş ama bir şekilde siyasette bağını koparmamış isimlerin geri döndürüleceği, hatta gene işte il başkanlığında, İstanbul İl Başkanlığı'na sinyalleri verilen baştan aşağı topyekun değişimin, sizin de işaret ettiğiniz gibi benzer bilgiye ben de sahibim, MYK'nın baştan aşağı değiştirilmesi, Merkez Karar Yürütme Kurulu'nun baştan aşağı değiştirilmesi, yanlış hatırlamıyorsam da 16 gibi bir rakam vardı benim duyduğum. Bu rakama ya da daha fazlası olabilir. Cumhurbaşkanı'nın neticede takdiri. Aynı zamanda parti genel başkanı çünkü.
Böyle bir takım değişiklikler olacağını söyleniyor ya da dillendiriliyor. Çünkü görüşmelere baktığımız zaman eski siyasetçilerin de bir sessizliğe büründüğü, yorum yapmaktan kaçındığı, senin de biliyorsun bazı isimler vardır yorum yapar ama bu dönem sessiz kalanlara baktığımız zaman bir dönemin siyasetçilerinin tekrar partinin ön safhasında vitrinde yer alacağını düşünüyorum. Kabine değişikliğini ben de bekliyorum. Bunun rakamı 3-4'tür, 6'dır. Spekülatif olur. Hani bir şey söyleyemeyiz ama neticede şu bir gerçek ki şu anki kabineye baktığımız zaman 3-4 bakanlık dışında kendini gösteren biraz bazı bakanların geri planda olduğu ya da Cumhurbaşkanı'nın ya da kamuoyunun isteklerini karşılamada pek de tatmin etmediğini söylemek mümkün. Açık söylemek gerekiyorsa. Çünkü burada özellikle eleştirilerin başında hepimizin sosyal medyada haftada bir iki gün takip ettiği özellikle hukukla ilgili meseleler ve bununla bağlantılı, adaletle bağlantılı muhtemelen kamu ve kuruluşlarda ve muhtemelen bu gibi bakan ve bakanlıklarda muhtemelen değişime gidilecek gibi. Çünkü bizim dikkatimizi çekmeyip iç siyaset, dış siyaset meselelerine odaklanıyoruz ama neticede ülke gündeminde şuraları işaret etmem gerekiyor. Tarım, enerji, hukuk, adalet gibi kurum ve kuruluşların muhtemelen Cumhurbaşkanı masasının üstünde bir değerlendirme olduğunu bu konularla ilgili ben düşünüyorum. Cumhurbaşkanlığı yardımcılığının sayısı da artar deniyor mu onu? O hani Süleyman Soylu, Sayın Soylu'nun belki de kesin gibi neredeyse. Biraz onu da konuşuruz. Hocam ekonomi şeyinde de yönetiminde bir Sayın Ağbal'ın bakanlığa geleceği kulisi de gezdi hafta sonu. Merkez Bankası görevinden sonra. Çok ihtimal vermiyor nedense dünden sonra kimse artık herhalde o işe. Ama yani çok zor gözüküyor. Bir de çok da önemli de değil. Değil bu noktadan yani sonra. Ne önemi var ki bir taraftan bakıldığında? Kabine değişiminin de ne önemi var ki? Yani ben mesela bunu böyle buradaki isimlerin tartışılması falan sadece böyle şey geliyor bana hani. O biraz galiba kendi taban ve seçimle alakalı. Yani Türkiye'nin genel yönetimle alakası olmuyor. Yani mesela işte Enerji Bakanı'nı değiştirdi. Enerji Bakanı'nın ismini sokakta kaç kişi sayabilir ki bilmiyorum yani çok mesela. Çok yani ya da en önemli işte 4-5 bakanı bir kenara koyarsanız hani geri kalan hiç kimsenin ismini de çok çok doğru bir katkıda bulunmak tabii isterim. Biz de aynı zamanda AK Parti'ye yakın isimlerle de ben görüştüğüm zaman benzer eleştirileri onlar da yapıyor. Örneğin illerin milletvekillerinden ziyade bakan, kabine isimlerinden sordukları zaman 3-4 bakan dışında zaten malum İçişleri, işte savunma, teknoloji, sanayi vesaire dışında pek bir kabinedeki isimlere yönelik kamuoyunda parti ayırt etmeksizin söylüyorum. Pek bir bilinirlik ya da çalışmaları bilinmiyor. Bu şu anlama gelmiyor bu arada. Yani bu ismi bilinmeyen bakanlar diğer bakanlardan daha tabii az çalışıyor ya da daha çok çalışıyor evet anlamına gelmiyor. Ama karar verici yani bakan eskiden bizim için karar vericiydi. Yani herhangi bir bakanın yani çok işte işleyiş dışındaki bir konuda karar verebildiğine dair bir fikrimiz yok. Olmadığını da biliyoruz. Yani dün mesela Sayın Lütfü Elvan piyasaları bir miktar sakinleştirelim diye işte kambiyo rejiminde bir değişiklik yok. Serbest piyasa ekonomisi devam ediyor. Ama mesela bir gün geçti üzerinden biz belki bir kabine revizyonunda Lütfü Elvan'ın bir daha orada olmayacağını konuşabiliriz. Yani bilmiyorum. Çünkü şu an hiçbirimiz AK Parti'nin tepesindeki o istişarelerin varsa öyle bir istişare mekanizması şimdi vardır herhalde. Yani Sayın Cumhurbaşkanı da soruyordur herhalde birilerine. Yani oradaki o küçük grup dışında memlekette iki gün sonra ne olacağına dair bir fikrimiz yok. Artık hepimizin kaderi de oraya bağlanmış durumda. Çünkü Cuma akşamı yani artık bu konuda çok emin olduk bence değil mi? Yani Cuma akşamı itibariyle Pazartesi günü piyasalarda böyle bir deprem olacağını bile bile Türkiye'nin bir gün içerisinde bütün mal varlığının %10'unun eriyeceğini bile bile, borsasının %10 belki de daha fazla düşeceğini bile bile Cuma akşamı bir karar yazıp imzalayabiliyorsa o ekip, yani çünkü bilerek yapılıyor bu. Burada böyle bir şey var. Hani mesela bazen şöyle olur, bir hata yaparsınız o eksikliktir, o eksikliğin karşılığında beklemediğiniz bir sonuçla karşılaşırsınız. Burada öyle bir şey yok. Yani çok yoldan geçen birine sorsaydınız deseydiniz ki bu gece Cumhurbaşkanı Merkez Bankası Başkanı'nı aniden görevden alacak. Sizce pazartesi günü ne olur deseydiniz sizi bırakıp koşa koşa döviz almaya giderdi adam. Yani o an bu haberi alan. Yani demek ki herkes bunu biliyor. Bunu bile bile bu kararı alıyorsanız burada bir şey vardır. Yani bu artık
başka bir yere geldi. Tamamen bir siyaset tasarım ve dizayn. İşte biz bunları konuşalım. AK Parti'nin yönetimine Sayın Albayrak işte yeniden monte edilecek. Orada işte eski gençlerle yaşlılar kaynaştırılacak dediniz değil mi? Evet. İşte gençten kastımız şey mi? 50 yaş üstü şu an çünkü siyasete canım, baktığınız zaman. Belki ben ama daha da ciddi. Şu an siyasetin profiline, lider profiline baktığınız zaman yani oraya mesela 40 yaşında biri bence orası için çocuk. Yani genç dediğiniz orası için 50 yaş üstü falan hani 60 yaş üstü işte akran yani, 70 yaş üstü de yeni siyaset. O kadar yapıyor. Değil ama canım. Bakın işte profile bakın. Ha, belki onu değiştireceklerdi işte. Ya ama onu değiştirir. De. Onu değiştirmesi için mesela geçen hafta MHP kongresine Sayın Bahçeli'nin kendisine daha genç dinamik birine yerini bırakması gerekirdi. Ya da yarınki kongrede Sayın Cumhurbaşkanı'nın kendisinin yerine daha genç birine bırakması gerekir. Gençleşme böyle bir şeydir benim bildiğim, yanlış mı hatırlıyorum? Biraz böyle şey oldu ama çünkü yani, dünkü travmadan sonra hepimizin dengesi bir miktar bu. Ben siyaset konuşmak mesela çok evet oldu. Çok her şey siyaset şu anda çünkü teknik mesela deseniz ki yarın dolar yani dolarda nasıl bir yön göreceğiz bilmem bence bunu soracağımız tek yer var Kanun ve Kararlar Dairesi yani oradan hani öyle bir daire vardı şimdi hala var mı bilmiyorum. Hala var mı bilmiyorum. Yani Kanun ve Kararlar Dairesi ne soralım onlar bize haber versinler yani bilmiyoruz çünkü her şey 2-3 kişinin, 5 kişinin, 3-4 tane gazetenin. Ya öyle bir yere geldi avanım. Şimdi buna isyan etmezsem yazık olur yani. Çünkü dün %10, bugün %2. Yarın Sayın Cumhurbaşkanı konuşurken hep beraber muhtemelen ben böyle izleyeceğim. Yani çünkü biliyorsunuz geçmiş deneyim de bu. Yalnız şöyle bir teori de var tabii efendim. Bu %10 azalmıyor. Bu %10 yer değiştiriyor şeyi de var. Şerhi de var bir kenarda. Bir yere gitmiyor bu değer aslında. Başka bir şeye dönüşüyor filan. Gerçekten iyi. Hani 20 ben 10 sene yani 4 sene lisans hadi önden öncesini saymıyorum. 4 sene doktora, 2 sene yüksek lisans, 10 yıl okudum. 10 yani bir 10 yılda okurken işte okumaya ve yazmaya devam ettim. Akademisyenim. Aklımızla alay etmesinler Allah aşkına. Kim diyorsa bunu yani değer değiştirdi. Zama güncelleme demek bile daha mantıklı bunun karşısında yani. Hani doğru. Birkaç tane şeyim var gazete haberim. Önce kongre manifestosunu bir alayım. Bunu galiba akşamdan veya Türkiye'den almış olsam gerek. Manifestonun özü sivil anayasa. Şimdi yarınki konuşmada birazcık dün İbrahim Karagül'ün yazısından da alıntılar yaptım. Orada birazcık daha güvenlikçi bir bakış açısı vardı. Burada sivil anayasa vurgusu yarınki konuşmadan bekleniyor. Dövizde atak sınırlı kaldı yazmış aşağıda. Brexit'e benzeten yabancılar piyasaları körükledi ancak dövizde sınırlı yükseliş yaşandı. Onda tabii bir önceki başkanın Sayın Abal'ın faiz kararının, çok eleştirilen faiz kararının etkisinin olduğunu da burada konuştuk. Yani 2 puanı evet çok kızıldı belki yaptı diye ama o bir tavan oluşturmuş gözüküyor. Andımızla ilgili tartışma Danıştay'da duruyor, duyarlı öğretmenler sahip çıktı, andımız sınıflarda okunuyor. İptal kararına tepki olarak pek çok okulda okundu diye sözcüden aldık bunu. O dava meselesini hukuken size bir yorumlatayım istiyorum. Bir de Sayın İmamoğlu'nun Gezi Parkı meselesi. Şimdi belli ki bir şey de var. Bir mülk devriği vesaire gibi bir şey var ama Sayın İmamoğlu da dün bir açıklama yapıyor. Diyor ki Gezi Parkı meselesini mahkemeye taşıyacağız. Şimdi anlaşılıyor ki bir yan şey Danıştay'a gidecek. Evet. Ne oluyor? Artık... Ya şimdi Ahu Hanım tabii bu özellikle İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme ile ilgili alınan karar da göz önüne alındığında esasında şuna bakmak gerekiyor. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası parlamenter sisteme göre kurgulanmış 82 Anayasası bu referandumla beraber başkanlık işte Cumhurbaşkanlığı modeline geçişle ilgili belli maddeler değiştirilmek suretiyle sistem değiştirildi. Şimdi Oğuz Bey hocamın da ifade ettiği gibi eskiden bizim bir bakanlar kurulumuz vardı ve bu kurul birlikte karar alıyordu ve bakanlar kurulunun sorumluluğu kurul halinde olan bir mesuliyet taşıyordunuz siz. Yani bir bakan olarak oradaki bir karara, müzakereye sert düşseniz dahi orada alınmış karardan sizin bir toplu mesuliyetiniz söz konusu olabiliyordu. Şimdi bu anayasa yazılırken rahmetli oldu tabii Burhan Kuzu Hoca bizim 3 şeyimiz vardı, fonksiyonumuz vardı. Bir kanun hükmünde kararnameler diye tabir ettiğimiz bir yetki yasasıyla Bakanlar Kurulu'na devredilmiş yasa yetkinde kararname çıkarma. Bunu Cumhurbaşkanlığı kararnamesi olarak anayasamızda görüyoruz. Bunun dışında bizim üçlü kararname dediğimiz
Yani genel müdür, müsteşar seviyesinde üst düzey bürokratların atanmasıyla ilgili üçlü kararname diye tabir ettiğimiz, yani bakanın önerisi, başbakanın imzası ve cumhurbaşkanının imzasını taşıyan bir kararname mekanizmamız vardı. Bunu da Cumhurbaşkanlığı kararnamesi olarak 104. maddede görüyoruz gene mevcut anayasada. Fakat bizim anayasamızda, mevcut halindeki anayasamızda Bakanlar Kurulu'nu Cumhurbaşkanı olarak değiştirdiğimiz için, bir kurulu bir şahsa indirgediğimiz için, bir kişiye indirgediğimiz için Bakanlar Kurulu kararları diye bir kavram anayasada yok. Yok. Şimdi Cumhurbaşkanlığı karar alıyor. İşte en son İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmeyle ilgili Cumhurbaşkanlığı kararı yayınlandı. Şimdi anayasada da şöyle bir ifade var. Hiçbir kurum anayasa ve yasada olmayan yetkiyi kullanamaz. Şimdi Bakanlar Kurulu Cumhurbaşkanı'na devredildi de anayasanın yazımında buna ilişkin bir şey yok. Yani Cumhurbaşkanı sadece kararname çıkarabilir bu anayasaya göre. Şimdi anayasanın 104. maddesinde de diyor ki kanunla düzenlenen konularda kararname çıkaramaz. Buna bir parantez açıp biraz müsaadenizi isteyeyim mi? Sayın Akşener grup konuşması yapıyor ve hızlıca biraz kulak verelim. İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Akşener'e. Hukuka aykırı bir şekilde yetkini ve haddini aşarak iptal edip yarın da aynı hukuksuzluğu başka alanlarda kullanmayı hesaplıyorsan şimdiden söyleyeyim. Yanlış hesap Bağdat'tan döner. Bugün kendin için açtığın bu dolambaçlı yollar yarın döner dolaşır karşına çıkar. Sen bilirsin ama bu salonu şereflendiren arkadaşlarım bilir. Kaosu çıkaran, kaosun parçası olan kaosu yönetemez. Tekrar söyleyeyim mi Sayın Erdoğan? Kaosu çıkaran, kaosun parçası olan kaosu yönetemez. Dünün vesayetçilerinin yaptıklarının ötesini bugün çıkıp sen kendin yaparsan yarın aynısıyla karşılaştığında dün yanında dimdik duranları o gün yanında bulamazsın. Bunu böylesine bilesin. Aziz milletim, Türkiye Büyük Millet Meclisi İstanbul Sözleşmesi'ni 2011 yılında tüm partilerin onayıyla, milli bir uzlaşıyla kabul etmiştir. AK Parti iktidarının milletimiz için yaptığı ender iyi işlerden biridir. O zaman gelinen bu noktada sizce de bir gariplik yok mu? Bunca yıldır bu sözleşmeyi iç siyasete malzeme yapıp, kadınlardan, çocuklarımızdan, aile yapımızdan dem vurup, siyasi rant kovalayan Sayın Erdoğan'ın bugün çıkıp aynı sözleşmeyi feshetmeye kalkması sizce de garip değil mi? Elbette garip ama şaşırtıcı değil. Neden mi? Çünkü arkadaşlar zorda. Çünkü oylar eriyor. O nedenle Sayın Erdoğan panik içerisinde kimin gözüne nasıl girerim? Kimden nasıl siyaset devşiririm diye çırpınıyor. Sırf çarpık zihniyetli bir azınlığa şirinlik yapacağım diye Türkiye'de şiddet gören, istismar edilen, tacize, tecavüze uğrayan kadınlarımızın, çocuklarımızın güvenliğini, kutsal aile yapımızı kurban ediyor. İşin özü işte budur. Üzerinde öyle uzun uzun tartışmanın anlamı yok. Şu madde şu anlama gelir, bu madde şöyle sakıncalıdır gibi hamasi ve samimiyetsiz tartışmalara gerek yok. İstanbul Sözleşmesi'nin hedefi belli. Kadınları, çocukları ve aileyi koruyup kollamak. Bu kadar net. Ya kadınları korumayı seçeceksiniz ya da kadın katillerine cesaret vereceksiniz. Ya çocuklarınızı kollamayı seçeceksiniz ya da çocuk tacizcilerine yol vereceksiniz. Ya ailelerinize sahip çıkacaksınız ya da yuvaların yıkılmasına göz yumacaksınız. Bu kadar basit. Ne var ki Sayın Erdoğan'ın siyaset anlayışı korumak ve kollamaktan anlamaz. Onun zihniyeti kavgadan, kargaşadan anlar. Onun siyaseti nefretten, düşmanlıktan beslenir. Kimseyi bulamazsa geçer aynanın karşısına, kendiyle ve icraatlarıyla kavga eder.
Nitekim İstanbul Sözleşmesi konusunda da durum aslında budur. Bu arkadaşlar sözleşmenin gereğini yapmak için en küçük adımı bile atmamışlar. Şimdi ise çıkıp kendi elleriyle imzaladıkları sözleşmeye karşı mücadele ediyorlar. Bizim de bu tiyatroyu onaylamamızı bekliyorlar. Çok beklerler. Kardeşim, madem kafanızı karıştıran maddeler vardı, o zaman sözleşmeyi neden imzaladınız? Madem şüpheleriniz vardı, o zaman bir de adını İstanbul Sözleşmesi niye koydunuz? Madem kadınların, çocuklarımızın iyiliği umurunuzda değildi, o zaman kime şirinlik yapma peşindeydiniz? Bu işler öyle gece yarısı kararnameleriyle, abuk sabuk konuşan vekillerle, tabela kovalayan trollerle olmaz. Çıkacaksın, devlet yönetmenin ciddiyetiyle bunların cevabını vereceksin. Niye imzaladın? Şimdi niye vazgeçiyorsun? Bu millete, kadınlara tek tek anlatacaksın. Öyle haksız, hukuksuz oldu bittilerle bu işin içinden sıyrılamazsın Sayın Erdoğan. Aziz milletim, Türkiye'de son bir yılda 304 kadın öldürüldü. Her gün ülkemizin dört bir yanından artık sokak ortalarına kadar taşan kadına yönelik şiddet görüntüleri geliyor. Çocuklarımız bile şiddetin, tacizin, tecavüzün mağduru. Boşanmalar çığ gibi artıyor. Aile yapımız sarsılıyor ve şiddetin bundaki payı büyük. Biz diyoruz ki devlet kadınları, çocukları, aileyi korumak zorundadır. İstanbul Sözleşmesi işte tam da bunun için vardır. Onlar ise sözleşmenin gerektirdiği yasal düzenlemeleri yapıp uygulanmasını sağlamak yerine birkaç oy uğruna kadınlarımızı, çocuklarımızı ve ailelerimizi feda etmeyi seçtiler. Birkaç oy uğruna çocuklarımızı korumayı değil, 7 yaşındaki kızlarımızı evlendirmeyi seçtiler. Kadına el kaldıranın karşısına dikilmeyi değil, o saatte ne işi varmış vicdansızlığını seçtiler. Kadının iş hayatında önünü açmayı değil, çalışan kadın fuhuşa hazırlanıyor ahlaksızlığını seçtiler. Çünkü ne kadınları, ne çocuklarımızı, ne de aile yapımızı korumak gibi bir dertleri yok. Tüm hesapları iktidarlarını sürdürmek. Tek öncelikleri koltuklarını korumak. Memlekete, millete ne olursa olsun yeter ki koltukları korunsun. Bu koltuk sevdasının sonunda harcanan kadınlarımız oldu. Harcanan çocuklarımız oldu. Harcanan aile birliğimiz oldu. Ama hiç kimse merak etmesin. İlk seçimlerden sonra bu utancı temizleyeceğiz. Çünkü biz doğrularını anketlere göre belirleyenlerden değiliz. Çünkü biz değerlerini bir avuç ahlaksıza peşkeş çekenlerden değiliz. Çünkü biz koltuk uğruna dün ak dediğine bugün kara diyenlerden hiç değiliz. Söz konusu kadınların hayatıdır. Söz konusu... Sayın Akşener konuşmasına başladı, devam da ediyor. İlk bölümünü de cumartesi akşamı sabaha karşı Cumhurbaşkanlığı kararıyla geri çekilen sözleşmeyi ayırdı. Şimdi bu çerçeveden biraz hukuk ve hani niye herkes Danıştay'ın yolunu tutuyor diye onu konuşuyorduk Murat Bey'e son bıraktığımızda. Anayasa 104'e baktığınızda dediğim gibi bir kararla ilgili bir boşluk var. Ve burada bir defakto durum yaratıldı. Cumhurbaşkanlığı sistemine geçildikten sonra kararnamelerle ilerledi. Sonra baktı bu kararnamelerde de şöyle bir sıkıntı var. Anayasada Cumhurbaşkanı'nın kararname çıkardığı bir konuda meclis bir yasa çıkarttığı zaman bu durumda kararnamenin hükümsüz olacağına ilişkinde bir hüküm eklendi. Şimdi baktığınızda Anayasa 104'te diyor ki genel müdür, müsteşar vesaire kararnameyle çıkartılabilir. Şimdi şöyle bir denklem ortaya çıktığında Cumhurbaşkanı X kişisi,
ve parlamentoda da muhalif olan bir grubun ağırlıkta olduğunu, yasa yapma yetkisini kendisinde değil ama muhalif bir yapının elinde olduğunu varsaydığınız bir senaryoda Cumhurbaşkanı devletin üst düzey bürokratlarının dahi atayamaz nitelikli bir anayasamız var esasında. Yani o kadar hızlı, o kadar üstün körü, o kadar hesabını, kitabını, senaryoları öngörmeden yazılmış bir anayasaya sahibiz ki biz şu anda böyle bir risk de var. Öyle mi? Tabii çünkü sistem değişirken bunu tam tersini bize anlattılar. İşte topal ördek Cumhurbaşkanı bitiyor, her şeye yetecek, her şeyi yapacak. Ya işte şimdi orada herkes şunu şey yapıyor. Şimdi Cumhurbaşkanı kararnamesi dediğiniz zaman, şimdi üçlü kararname demiştim ben size. Evet. Buna yeni bir isim koymadınız siz. Topyekün hepsini kararname olarak değerlendirdiniz. Ve Cumhurbaşkanı kararnamesi hakkında meclis yasa çıkarttığında kararnamenin etkisiz kalacağıyla ilgili düşünceniz de neydi sizin? Kanun hükmünde kararnamelerde. Ama siz hepsini aynı çatının altında, aynı ifadeyle isimlendirdiğiniz noktada. Şimdi o kararname hakkında yasa çıktığında kararnamenin etkisiz olacağıyla ilgili durum, üçlü kararname diye tabir ettiğimiz kararnameleri de etkiliyor mu? Falan gibi çok kaotik. Teknik, hukuk, evet sıkıntılı. Yani sabahtan akşama kadar hukuk fakültesinde olay incelemesi olarak çocuklara, öğrencilere anlatabileceğiniz inanılmaz bir saha çıktı. Yani akademik yazım anlamında çok zengin bir alan, çok keyifli ama ülke böyle yönetilemez. Yani. Ben izninizle bir şey söylemek istiyorum, hiç fırsat olmamıştı. Bu İstanbul Sözleşmesi meselesi tabii çok tartışılıyor, ilk tarafları var. Ama aslında ben bunun çok kıvrak bir hareketle çözülebileceğini düşünüyordum açıkçası. Neticede baktığınız zaman Türkiye ilk defa bir anlaşmadan çekiliyor. Uluslararası bir anlaşmadan çekiliyor. Şimdi son dönemdeki kadınlara yönelik işte şiddet olayları, cinayet saldırılarda düşünüldüğü zaman infial de yaratmış durumda. Ama burada şu şekilde çözülebilirdi. Bu İstanbul Sözleşmesi okunduğu zaman özellikle Türkiye'de bu sözleşme karşıtı bir platform oluşturulmaya çalışıldığı ya da belli bir kesimin olduğunu biliyoruz. Ama bakıldığı zaman burada Türkiye şart düşebilirdi. İşte örneğin hocalarımızla da konuşurken program öncesinde. Bazı maddeler daha iyi. Örneğin bir birey ya da işte partner vesaire kelimesi, yani buraya şart düşerdiniz. Derdiniz ki Türkiye'nin kültürel, işte dini bir takım hassasiyetlerinden dolayı bizde kadın ve erkektir dersiniz, parantezi kapatırsınız. Başka bir şart düşeceğiniz konuda fikrinizi beyan edersiniz. O şekilde de devam ettirilebilirdi. Yani şart konulabilirdi. Topyekün bunun reddedilmesi neticede bir Polonya örneği var. Bakın daha önce ben hiç unutmuyorum. Daha önce de Avrupa Birliği yaptırımları meselesiyle ilgili sana konuk olmuştum ben. Evet. Orada da sen demiştin ki bir yaptırım bekliyor musun? Hayır. Hiçbir şey olmaz. Bizim cüzdanlarımızı etkilemez. Hiç öyle bir şey yok demiştim. Ama bu sefer şunu söylemek zorundayım. Çünkü bir Polonya örneği var önümüzde. Polonya'da benzer bir meseleyle bu İstanbul Sözleşmesi gibi içeriğinde olan işte LGBT vesaire gibi bir takım konularda o sözleşmeye aykırı davranışlarda bulundu. Ama tabiri caizse Avrupa Birliği neticede şunu unutmamak gerekiyor. Bu bir şey değil, ayrımcılık yapmıyorum bunu söylerken ama Hristiyan ülkelerin oluşturduğu bir yapı olduğu ve o kültürün de bu Avrupa Birliği üyesi ülkelerin arasında iktisadi ilişkiler olabilir ama sosyo-kültürel ilişkilerine de bu dini motifin etki ettiğini, yani bir Hristiyanlık temasının etki ettiğini unutmamak gerekiyor. Doğru. Bakın Avrupa Birliği Polonya'ya bu yüzden çok ağır yaptırımlar uyguladı. Ve çok ciddi görüşmeler oldu. Ve normalde siz bunu mesela siyasi bir krizde yaptırım görebilirsiniz ama bu mesele Avrupa Birliği içerisinde çok hassas bir mesele. Tabiri caizse Türkiye siyasetinde kullanılan ifadesiyle söyleyeyim bir kırmızı çizgi. Bundan çekilmekle, yeni bir sözleşme yapmakla Ankara bu Avrupa Birliği'ni tatmin edebilir mi bilmiyoruz. Ama pek tatmin olacaklarını da sanmıyorum. Çünkü bu sözleşmeyi bildiğim kadarıyla hazırlayanlar arasında gene Ankara'nın olduğunu da biliyoruz. Bu sebepten dolayı ama Ankara diyecek ki biz üye değiliz, siz bize bu konuda yaptırım uygulayamazsınız. Muhtemelen ona gidecek. Evet. Zaten o didişmeleri biliyorsun. O riski alarak zaten. Tabii. Brüksel Ankara hattını çok iyi biliyorsun. Yani buna gidecek ama benim görüşüm bu dönemde zamanlamasının çok zamansız olduğu, çok kötü bir zamanlama olduğunu söylemem gerekiyor. Ve bu kadar da ani bir karar bence alınmamalı. İstişaresi olmuştur vesairedir ama örneğin AK Parti kongresinden sonra ya da yazın daha ilerleyen zamanlarda bir kez daha örneğin alınabilir de alınacaksa ama arka arkaya gelmesi bu yayınları yapmamıza sebep oluyor.
Yani burada işte şu var Ahu Hanım, yani bu kararı boyutu böyle. Peki bu karardan sonra ne olabilir? İşte şimdi burada da neye dayanıyor? Diyorlar ki 3-9 no'lu kanun hükmüne kararname. OHAL zamanında çıkartılan o kanun hükmüne kararnameyle Cumhurbaşkanı'na belli başlı şeylerden çekilmeye, katılmaya vesaireye yetki verildi. Fakat burada gözden kaçan bir şey var. Anayasanın 90. madde. Şimdi milletler arası anlaşmalar imzaya sunulması, milletler arası anlaşmaların kabul edilmesi, milletler arası anlaşmalardan çekilmek rejimi bu anlaşmaların kanunla yürürlüğe gireceği periyoda kadar tüm yetkiyi idareye bırakıyor. Yani orada Cumhurbaşkanı'nın yetkisi var. Ama artık bu kanun hükmünde bir onama meclis tarafından yapıldıktan sonra artık işin içine bir kanun maddesi olmuş haline geliyor. Ve anayasanın 90. maddesine de baktığınız zaman esasında milletler arası anlaşmalar, yani usulüne uygun şekilde yürürlüğe girmiş milletler arası anlaşmalar anayasa sistematiğimiz içerisinde bizim kanunlarla anayasa arasında bir yerdedir. Niye? Çünkü bu anlaşmaların anayasaya aykırılığını da ileri süremiyorsunuz. Yani anayasanın üstünde midir, altında mıdır noktasına baktığınızda anayasa normuna yakın bir norm kazanır. Yani şimdi bu sözleşme böyle bir yeterlilik kazanmış durumda. Şimdi kanunla bu şekilde yürürlüğe giren bir sözleşmeden de tek başına Cumhurbaşkanı'nın bir kararıyla çıkılması ciddi tartışma. İstanbul Sözleşmesi'nin içeriğine girmeksizin, oradaki tartışmalara girmeksizin bunu söylüyorum. Şimdi bunun önünü açtığınız zaman bu noktada bence hem ana muhalefet partisinin bu kararla ilgili anayasaya aykırılık başvurusunu da yapması gerekir diye düşünüyorum ben. Bunun dışında da tabii ki Danıştay'ın idari işlemlerin hepsini denetleme ve şey yapma yetkisi olduğundan dolayı bu kararı hem bireyler hem muhalefet partileri Danıştay'a götürüyorlar. Ama buradan eğer Danıştay bu işlemde bir hukuka aykırılık bulmuyorum diye bir karar çıkartırsa bu Türkiye açısından şöyle vahim bir noktaya götürür. O zaman Türkiye bugüne kadar müdahil olduğu, kabul ettiği her türlü milletler arası anlaşmadan Cumhurbaşkanı'nın bir kararıyla... Gümrük Birliği dahil mi mesela? Gümrük Birliği dahil. Mesela çıkabilir. NATO anlaşması dahil vesaire. Zaten bu galiba. Yani bu şekilde bir hukuki zemin Türkiye'de oluştuğu takdirde işte Merkez Bankası Başkanı'nın görevden alınması alabilir. Yetkisinin dahilindedir. Ama sizin bu yetkileri nasıl kullandığınız da önemlidir. Yani ben yetkiye sahibim, yasal olarak, anayasal olarak kullandığım yetki bana bu gücü, kudreti veriyor. Bunun ötesinde bunu ne şekil ve suretle kullandığınız da önemlidir. Şimdi Türkiye'de piyasalarda belirsizlik falan yok artık Ahu Hanım. Belirsizlik dediğiniz şeyin bir risk faktörü olarak analizini yaparsınız. Piyasaların tedirgin olduğu konu artık Türkiye'de keyfiyet var. Bakın bu ifade çok önemli. Altını ısrarla çiziyorum. Hani diyordu ya Berat Bey burası önemli diye, burası önemli. Türkiye'de artık keyfi bir rejim olduğu ile ilgili ciddi kaygılar var. Benim vatandaş olarak vardı. Bugün artık piyasaları takip eden dışarıdaki yatırımcılar açısından da bu iş böyle artık. Yani Türkiye keyfi bir rejimdir diye bir algıya doğru gidiyoruz. Bu sıkıntılıdır, sakattır, zarar verir. Bu işten hepimiz kaybederiz. Yani Türkiye'nin bunca yıllık demokrasi mücadelesinde işte atlattığı badireler, darbeler, postmodern darbeler, AK Parti'nin kendi geçirdiği kapatma davaları vesaireden sonra daha hassas ve daha ince bir şey bekliyor insan ve bir tek bir şey var. Belki hani sözleşmenin kendisiyle çok ilgili olmayabilir ama bugün Takvim Gazetesi'nde gördüm ben bunu. Bir Rus kadın. Bunu sonra veririz. Ben bir Rus kadınla ilgili bir gazete manşetim vardı. Onu rica edebilir miyim? Selin'e rica etmiştim. Bunu sonra gene konuşuruz. Saatlerce tokatladı. Yeni tanıştığı Rus kadını otele kapattı. Kıskançlık bahanesiyle 2 gün boyunca işkence yaptı. Şimdi bunları ben artık verirken çok hani ihtimam böyle övücü bir de detay yazmışlar. Basın mensubu arkadaşlardan ricamız bu işleri böyle övücü marifetli bir şeymiş gibi böyle yazmayın. Bunun dilinin değişmesi için biz yıllardır uğraşıyoruz. Şimdi bütün AK Partili önemli kadın vekiller, kadın gazeteci arkadaşlarımız biz çok titizlikle uğraşıyoruz, 62-84 için uğraşıyoruz derken şuna bir dikkat edelim. Bu önemli, bulunduğu gazete açısından önemli. Şimdi bu kadını kimin savunacağı artık bizim hukuk şeyimiz, sınavımız. Madem bir sözleşmeden çekiliyoruz vesaire, devlet böyle kabul ettiyse ama bu ülkede yaşayan ve bir Türk'le evli olmayabilen ama Türkiye'de bir Türk,
erkekten, partnerinden eziyet görmüş olan bir kadının hakkını kim savunacak? Bu soruya bir hukukçu yanıtı isteyelim. Muhtemelen de gelir. Hani Rus sonuçta, Rusya vatandaşlığının hakkını savunacaktır Türkiye'de. Şimdi birazcık buradan bir hilafet tartışmasını bir göstereyim mi? Onu dünden başladı bu hikaye. Çok bir şey olmayabilir. Yeni ayar 15 dakikada hilafet ilan ediyor. Bunu dün Akit manşetten vermişti. Ya olmaz böyle şey kardeşim, burası cumhuriyet vesaire diyebilirsiniz ama hukuken de dayanağının meclisin böyle bir uhdesi olduğunu söylüyor Ahmet Ağrı Akça. Çoğunluk herhangi birini halife seçtiği kararını verirse bunda sıkıntı olmaz. Meclis 15 dakika sürecek bir kararla bunu bitirebilir. Bu pek fantastik. Biz gerçekten bunu tartışıyor muyuz? Yani ben hani bunu yazılması falan bu yeni da. Bu çağ bugün işte tepki haberi. Yani, Akit manşetteydi. İşte manşet. Şimdi artık böyle bir şey oluyor. Gazetelerde manşette çıktıktan sonra ertesi akşam kararname olarak yok, görünce artık, tabii endişeleniyoruz. Deli saçması yani. Falan yani diyemiyoruz. Bu, niye evet, diyemiyoruz? Bunun yani burada tartışacağımız, konuşacağımız bir şey bence yani konuşmayalım zaten. Yani konuşmayalım. Lafı kimin söylediğini artık bakmak gerekiyor Türkiye'de. Doğru. Ya da hangi medya organının yayınladığını herhalde bakmak gerekiyor. Mesela bu tartışacağınızda ben size mesela Türkiye'nin uzay programını anlatmak isterim. Çok heyecanlı bence. Çok evet. Daha güzel. Ya da savunma sanayini aynı anlatmak isterim. Ben en azından de. Verimli geçer. Ya da başka güzel konular var. Türkiye'nin Afrika politikası. Yani buna vakit harcamak elektrik sarfiyatı. Stüdyoda ışıklar yanıyor. Umarım öyle. Hemen arkadaşlarımız var. Ya bu arada şimdi Ahu Hanım şöyle bir şey var. Mesela o kadar hani ülke gündemi... Egzantrik diyeceğim artık ona, yani hani hayal edebileceğimizin ötesinde bir yere geçti. Yani ben gerçekten mesela yani işte 99'da üniversiteye geldiysek işte 22 sene falan olmuş. 22 yıldır hani 2001 krizinde mesela dün ben yine Tahtakale'deydim. Aradan işte 2001 krizinin sabahında hiç unutmuyorum işte o ünlü 19 Şubat sabahı. O zaman çok tesadüf etmişti. İşte memleketten gelmiştim. Sabah dersim vardı. Üniversiteye çıkmam lazımdı. Eminönü'nde otobüsten indim. Yukarı doğru gidiyordum. 19 Şubat 2001 sabahı insanların işte Tahtakale'de anlamadım tabii o zaman hiç yani böyle bir kriz algısı falan. Ya öğrenciyiz üniversitede. Nasıldı o zaman Tahtakale? Biz borsada şey başındaydık. Gerçekten ekran başındaydık. Bir dolar için insanların birbirlerine tekme tokat girdiğini gördüğüm an dedim ki ben ne okuyorum mesela. Hani öyle bir ben niye bu bölümde okuyorum? Tıp okusaydım keşke. Hani ne, insanların faydasına bir şey. Olsaydı. Çünkü orada bir kağıt parçası yani bir tarafıyla evet hepimizin hayatını düzenleyen bir kağıt parçası ama birbirine girmiş insanları görüyorum. Şimdi dün Tahtakale'ye gittim. Daha sakindi. Demek ki hani insanların şey o aradan geçen 20 senenin sonunda şöyle bir şey olmuş. Ya zaten hani bunlar hep oluyor. Bunun için de birbirimizi yemeyelim. Bir, hani bir bekleyelim, bir sakinleşsin. Yani dün işte Tahtakale'de bayağı bir vakit geçirdim. Şimdi şunu gözlemliyorum. Yani bütün bu gündemlerin sonucunda hani 20 sene önce Türkiye'de yaratılan umutlar ve hayallerle az önce yaşlılıkla ilgili söylediğim şey de oydu. Hani yaşlandı siyaset. Çünkü bu siyasi ekip 2000'li yılların başında daha genç bir ekipken hepsi için söylüyorum yani bir paket olarak bütün siyasetçiler için söylüyorum. Ya bir vizyon sunabiliyorlardı ülkenin önüne. Diyorlardı ki 2023'te Türkiye şöyle olsun, 2050'de böyle olsun. Önümüzdeki 5 sene Avrupa Birliği'ne gir. Ya Avrupa Birliği'ne girmeyi tartışıyorduk. Şimdi Gümrük Birliği ki 80 milyar dolarlık bir anlaşmadır sadece ihracat tarafında. Yani bunun bir de ithalat tarafı var. Biz üretim yapıyoruz oradan gelen 80 milyar dolarlık malla. Yaklaşık 160 milyar dolarlık bir anlaşmanın bir imzayla yok olabileceğini falan tartışıyoruz. Evet. Aynı tartışma 2000'li yılların başında Türkiye Avrupa Birliği'ne nasıl üye olacak? Kopenhag kriterleri sağlandı. Demokratikleşme, işte adalet, içişleri buralardaki düzenlemelerle başladık. Unutmayalım. Ve bunları sürükleyen siyasetçiler tabii. Bugün bir imzayla İstanbul Sözleşmesi'ni, bir imzayla işte Türkiye'nin kurumsal sistemini, bir imzayla Türkiye'nin kurumlarının çalışma mekanizmasının nasıl alt üst olabileceğini bile göre yaşıyorlar. Yani şimdi kastettiğim de bu. Demek ki artık o vizyon bitmiş. O yüzden diyorum yani buranın değişmesi gerekiyor. Siyasetin değişmesi gerekiyor. Gerçi yani ben herhangi bir kaygıyla falan da söylemiyorum. Benim de en çok istediğim şey, inanın bana dün 8 tane yayına çıktık. Ne olacak piyasalar diye. Artık akşam saat 6.30'da. 6.30'da böyle konuşmak istemiyordum artık herhangi bir şey. Tek istediğim şey iki satır bir şey okumaktı. Üniversitede odama gidip
bir şey okuyup bir şey yazmayı tabii ki tercih ederim. Tabii. Uzay konuşmak işte başka bence bir şeyler. Doktora tezi ama yani evet evet doktora tezi yazan insanlara yardımcı olmayı tercih ederim. Ama şimdi yani hilafet bir imzada işte Avrupa Birliği bize yaptırım uygulayacak mı? Biz dünyadan kopuyor muyuz? Bu tartışmalara giriyorsak burada artık şunu da sorgulaması gereken, sorgulamıyorsa da tasfiye olur biliyorsunuz. 2001 senesinden az önce örnek verdim. O dönemki siyasilerin artık vizyonu Türkiye'ye bir şey vermeyecek yani, hale gelmişti. Yani. Bir seçimde yani ki hepsi tasfiye oldu. Hepsi tasfiye oldu. Yani bugün de az önce isimlerini saydığımız bakan kabine değişiklikleri, işte parti yönetimi de bir seçimde tasfiye olur. Ne yaparlarsa o yapsınlar tasfiye olur. Ya bu ülkeye verilmesi gereken bir refah vardı. Ya gelirken onu düşündüm sabah yolda. Yani 2000'li yılların başındaki siyasetçilerin Türkiye'ye vaat ettikleri toplumun önünde koşan siyasetçiler. Tabii. Demek ki dedim aynı adamlar bugün bunları yapıyorlarsa, aynı insanlar bugün bunları yapıyorlarsa, toplum aynı toplumsa o zaman o insanlarla ilgili bir sorun vardır. Yani o insanların enerjisi, vizyonu bu ülkeye yetmiyordur ki. Veya siyaset kurumunun siyaset işte yapma şekli. Buradan bahsediyorum zaten. Yani bütün bir paket olarak siyaset kurumundan tabii, bahsediyorum ki bunun da sürükleyicisi iktidardır yani bir taraftan bakıldığında. Orası da yaşlanmış. Muhalefet yaşlanmış. Yani önümüze gelen şeyler artık bizi tatmin etmiyor, heyecanlandırmıyor. Yani bundan 10 sene evvel de bir yeni anayasa tartışması çıktı. Bakın sokaktaki insanlarla konuşun. Konuşmalıyız. Ben en azından bir iktisatçı olarak o bilginin çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Dedim ya dün Tahtakale'ye gittim. Ne oluyor orada bir görelim diye. Çünkü sadece bizim buradan baktığımız ekranlarda geçen rakamlar değil. Orası, oradaki kavga bize hayatın gerçeğini veriyor. Ya işte bundan 10 sene evvel yeni anayasa dediğinde sokaktaki vatandaş heyecanlanıyordu. Bugün yeni anayasa dediğiniz zaman gerçekten heyecanlanmıyor. Yani bunun içerisinde iktidar partisi seçmeni de dahil. Toplumu heyecanlandıramıyorsanız artık toplumun önüne koyduğunuz projeler sizin siyaset yapma biçiminizi gösterir ve heyecanlandırmıyorsa şunu demeniz gerekir. Ben ya gideceğim ya emeklilik diye bir şey var, ya, var bir yani. Kurum var yani ben şimdi şöyle kabaca bir hesap yaptım. Sayın Cumhurbaşkanı 94 senesinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı oldu değil mi? O günden bugüne 27 sene geçti. Ki öncesinden de siyasi geçmişi var. 77'de Milli Selamet Partisi İstanbul Gençlik Kolu Başkanı olarak başladı. Ama hani ilk kamuda böyle bir seçimle geldiği pozisyonu düşünürsek 94 senesi 2021'deyiz. Yaklaşık 28 sene, 27 sene yapar. Benim annem öğretmendi, 23. senesinde emekli oldu. Babam öğretmendi, 25. senesinde emekli oldu. Yani biz ülke olarak bir çabasının sonucunda Sayın Cumhurbaşkanı ve ekibi ve işte bugün siyasetin içerisinde birçok pozisyonda bulunan insanlar 20 yıllarca bir pozisyonlara geldiler değil mi? Yani emeklilik de bir mekanizmadır ve çok güzel de bir mekanizmadır. Biz çok hani başkaları için bütün siyasi yapı için söylüyorum. Hani buradan da dönüp şeyde mesela en başta tabii ama ki liderlik için söylüyorum. Emekli olduğunuz zaman artık ev alıp bir yere gidemiyorsunuz. O emekli parasıyla ev alamıyor. Onu da hatırlatayım. Yani emekli olmak kadar iyi değil. Emekli olan hiç kimse benim annem ve babamın emekli olduğu durumda emekli olmuyor. Merak etmeyin. Ek iş yaparsınız yani ben size söyleyeyim. O konuda merak etmeyin. Ya siyasetten emeklilik biraz zor oluyor. Zor tabii. Normalde de emeklilik zor. Ek iş yaparsınız yani işte dediğim gibi. Sen emekli olup ev alıp işte hanımı emeklilik Türkiye'de kızı olanı evlendiriyordunuz yani, da o pek mümkün değil artık. Haklı ama siyasetçiler için emeklilik aslında çok başka bir yer. Tabii. Süleyman Demirel'i hatırlayalım. Yani sürekli kendi kurduğu, büyüttüğü işte Doğru Yol Partisi'ydi. Doğru. Bir şey olduğu zaman giderlerdi, akıl alırlardı, fikir alırlardı, danışırlar. Yani bir akil insan pozisyonu da var. Yani neden danışmayalım? Biz şimdi az önce söyledim Sayın Cumhurbaşkanı diyelim ki bir gün emekli oldu. Ve bu ülkede kritik bir mesele oldu. Yani gidilip danışılır. Neden danışılmasın? 30 sene devlet yönetiminde vakit harcamış bir insan ya da bakanlar. Kendisi danışmıyor mu? İstişare kurulu kurmadı mı? Tabii, yüksek istişare kurulu. Demek ki danışılıyor. Bakın emeklilik de siyasette o kadar kötü bir şey değilmiş. Şeyi soracağım. Şimdi dün mesela o hareketten sonra birkaç tane şöyle anekdot duyduk hocam. Yani bu ciddi bir sıkıntı mıdır? Ama günlük bir kaygı mıdır? Onu bir çözeyim. Gümrükte malı var. Çekecekmiş. Cuma günü çekse şu kadar ödeyecekti. Bugün çekse şu kadar ödeyecek. Bunu ve bu artan maliyeti ben karşılayamam. Benim artık dükkanı kapatmam gerekecek diyen insanlar var. Bu böyle gerçekten hece edilebilecek bir şey. Öyle yoksa bekletip
Hani öyle şey nasıl oluyor? Genelde şimdi onu yapan yani o ticaret insanı yani tamam artık çok zor. Yedeklemiş demiş şimdi. Yo yo finansmanı artık hani batma noktasına gelse ona bir şey diyemem. Diyemeyiz ama. Bu insanlar ticaretle hayatlarını kazanan insanlar. Bakın faiz arttığında da aynı şey söylendi. Hepimiz söyledik. Dedik ki artık borçlanmanın maliyeti arttı dedik. Evet. Borçlanmanın maliyeti arttığında ya da kur arttığında evet bu kadar net göremediği bir şey... ile karşı karşıya kaldığında ciddi bir maliyet artışı ve bunu finanse edemeyecekse dediğim gibi sizin söylediğiniz gibi gümrükten malı çekmez. Ama hayatı bu olan, işi bu olan, ticaret yapmak olan insanlar eğer ellerinde bunu finanse edebilecek güç de varsa şunu yapıyorlar. Alıyorlar çünkü işleri bu ticarete devam ediyorlar. Onu fiyatlara yansıtıyorlar. Hayırlı uğurlu olsun yani enflasyon nereden geliyor? Mesela Türkiye'de şöyle bir yanılgı var. Hani biz faizleri arttırdığımızda enflasyonla mücadele etmiş oluyoruz. Aslında enflasyonla mücadeleyi tamamen etmiş olmuyoruz. Çünkü faizi arttırdığınızda siz talebi durdurmak istiyorsunuz. Yani Türkiye'de öyle değil mi? Hı. Ama aslında talep zaten ölü durumda. İnsanların hani gelirleriyle ilgili sorunları var. Yani geçim yani talep bazlı bir enflasyon sen yok. Ne enflasyon ama maliyet. Siz faizi arttırdığınızda maliyeti bir tık daha arttırmış oluyorsunuz. Az önce söylediğim gibi ticaret erbabı diyor ki benim işim bu. Ben %12 ile de borçlansam o rotatif krediyi çevireceğim. Ertesi Gerçekten. Günkü krediyi. Benim bu maaşı ödemem lazım. 100 liraya 10 lira 12 17 lira faiz ödüyorken de ben bu krediyi çekeceğim. 100 liraya 19 lira faiz ödüyorken de ben bu krediyi çekeceğim. Ama o 2 lira faiz finansmanının artışından kaynaklanan maliyeti kime yükleyeceğim? Tüketiciye fiyata yansıtacağım. Yani dolayısıyla siz faizi arttırdığınızda bir yerde enflasyonun artmasına katkı sağlıyorsunuz. Ama bu bizim yapısal bir sorunumuz olduğu için bu ortaya çıkıyor. Yani şöyle bir yere gelmesin. Faiz sebep enflasyon neticedir falan demiyorum. Aman ha yanlış anlaşılmasın ama böyle bir etkisi var. Bunu anlayabiliyoruz. Ama biz faizi zaten enflasyonun talep tarafıyla mücadele etmek için arttırmadık. Biz kuru kontrol etmek için arttırdık. Yani Sayın Naci Ağbal, örnek veriyorum. Bundan iki hafta önce yine burada konuştuk Tabii. hatırlarsanız. Amerikan tahvil faizleri arttığı için Türkiye'de sert bir kurda hareket olmuştu. Yani 6.90'lardan 7.60'lara, 7.70'lere kadar kur çıkmıştı. O gün, mesela o gelişme olmasaydı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası geçen hafta Perşembe faiz günü 200 bas puan faiz arttırmak zorunda kalmayacaktı. Çünkü kur sakindi. Kur üzerinden gidiyordu bizim para politikamız. Sermaye girişi sağlamak Doğru. üzerinden gidiyordu. Peki o zaman mesela Cuma akşamı o kararname çıkmayacak mıydı? Şimdi benim söylemeye çalıştığım nokta şu. Bu değişiklik eğer başka bir siyasi mimarinin sonucu değilse... Gerçekten 200 bas puan Sayın Naci Ağbal faiz arttırdığı için görevden alındıysa hani açıklama dün Sayın Nurettin Canikli'nin yaptığı açıklama o dedi Onlar ki optimum yani, faiz falan filan anlattı teknik bir sürü terim maliyeti yükseltti. Yani bunu hesaplayabilmek mümkün bile değil zaten optimum yani reel faiz optimum hesaplamasında bile iktisatçıların anlaşamadığı bir yerde optimum reel faizde zaten sorun yaşarız. Ama ben size şunu söyleyebilirim. Yeni başkanımız Şahap Bey çok sürmez böyle giderse 2 hafta sonra faiz arttırıp görevden alınabilir. Çünkü eğer görevden almanın mantığı buysa. Çünkü bu gidişat bakın bugün yine 7.90. Bundan bir ay öncesine göre çok değil 1 lira daha yukarıda Türk lirası. Kısa vadede 80 milyar dolar borç yükümlülüğü var Türkiye'nin. Hadi bunun %40'ı 50'si şu şartlarda çevrilmiş olsa 50 milyar dolar bize yükü var. Uzun vadedeki borçtan bahsetmiyorum. Ve daha yarını da görmedik. Önümüzdeki haftaları görmedik. Yani işte zaten mevcut Merkez Bankası Başkanı'nın da esasında pozisyonunu çok zora sokan bir kararlar silsilesiyle gidiyoruz. Yani şimdi ama bir politika değişikliği var. Emin değilim ben. Politika değişikliği var yoktan öte. Yani krizleri yönetemiyor Türkiye. Yani özellikle de hükümet. Yani ben örneğin Naci Ağbal'ı ben Sayın Cumhurbaşkanı yerinde olsaydım ve bu kadar da yetkin bir Cumhurbaşkanı yani Tayyip Erdoğan karizmasında bir isim olsaydım Naci Bey'i çağırırdım. Derdim ki Naci Bey bakın önümüzdeki birkaç hafta içerisinde sizin bir sağlık sorununuz zuhur edecek. Ambulans sizi gelsin götürsün. Sonrasında da siz sağlık gerekçelerinizi bahane ederek bana bir istifanızı verin. Ama bakın rejimi gibi oldu. Ama yani bakın sen özel hareket insin alsın Hayır, çıksın. Hayır bakın ama. Bundan kamuoyu, daha az kamuoyu, etki ederdi. Kamuoyu, yani kamuoyu, hani kamuoyu şöyle bir şey. Hazırlanırdı diyorsun. Ya tabii şimdi bir kere şöyle bir garip bir şey de var. Hani illa faizi arttırdı diye mi alacaksınız Naci Bey? Alın gene de 2 hafta sonra alın da bu 200 bas puanlık faiz çöpe gitmesin. Yani şimdi geldiğimiz yer ne oldu? O faiz arttırımı hem çöp oldu karşılığında... ki kura etkisini
etkisizleştirdiniz, sıfır seviyesine, mertebesine indirdiniz. Bir de üstüne üstlük yüksek faizle bir yük taşıyorsunuz. Artı belirsizlik yani, yarattınız. Tabii yani. Nereye gideceğiniz belli değil. Neye değdi? Hani attığınız taş ürküttüğünüz kurbağaya değdi mi derler ya hani. Hani neye oldu bu? Eğer illa bu kadar elzemse, yani bakın devlet yönetirken bazen bu tip aksiyonları alırsınız. Dersiniz ki arkadaş sen sağlık gerekçelerinden ayrıl ama iki hafta sonra bunu yap. Bunu da ben seni yanıma alayım, yeni arkadaşı da alayım. El böyle devir teslimi de güzelce yapalım falan. O zaman piyasa der ki adamın sağlık sorunları olmuş. Hani bunu her defasında yapamam. Çok hani aynen kapatılır. Ama yani böyle bir şeye girmezsiniz. Ha bunun karşılığında yani bugün İsmail Kılıç Arslan çok güzel yazmış. Yani dış saldırı falan yok arkadaş, sen Merkez Bankası Başkanı'nı böyle alırsan bu kur buraya gider. Yani hani şimdi eğrisini doğrusunu sapkayı önümüze koyup anlatabildim mi? Hani olaylara reel bir şekilde bakmak gerek. Artık Türkiye hani irrasyonel bir şekilde davranış biçimleri geliştiren bir toplum olmaya doğru gidiyor. Ha dışarıdan bir gözle baktığınızda keyifli. Hakikaten yani çok eğlenceli mi? Eğlenceli. Şimdi matlak şöyle politika oluyor. Bir politika değişikliği olabilmesi için de Ahu Hanım o politika değişikliğini finanse edebilecek gücünüzün olması lazım. Yani şundan bahsediyorum. Siz düşük faiz vermeye devam edebilirsiniz. O düşük faiz vermeye başladığınızda hele hele böyle bir ortamda birçok tartışmanın üst üste geldiği, siyasetin yeniden ekonominin belirleyicisi haline geldiği bir dönemde siz düşük faiz verdiğinizde dışarıdan Türkiye'ye gelmiş, dışarı çıkacak ya da yeni para çekmeniz lazım. Çünkü sizin dış açığınız var. Bunu bir yerden finanse edebilmeniz gerekiyor. Yani rezervinizin olması gerekiyor ki o rezervin de öyle 100 küsür milyar dolarlar falan değil. Yani en az şu an kenarda 400-500 milyar dolar daha paranız olacak ki siz buna devam edebilirsiniz. Bunu Rusya sahip. Milyarlarca varil petrol ve doğalgaz rezervine sahip olan bir ülke sahip. Sizin yarı öyle fazla bir rezerviniz yok. Evet. Yani dolayısıyla politikayı değiştirebilmek pahalı bir şeydir. O politikayı bugün biz tamam yani o zaman şöyle mi olacak? Yeni Merkez Bankası Başkanı ilk para politikası kurulu toplantısında faizi yüzde kaça çekmesi mesela optimum? Sıfır o zaman. Sıfır bunun optimumu o zaman. Yani çünkü niye %5 ödüyoruz ki? Hani bir anlamı yok çünkü o para çıkacak zaten. O zaman sıfır faiz verirsiniz ya da enflasyon kadar faiz vereceğim dersiniz. Yani burada bunu yaptığınız an itibariyle, bunu söylediğiniz an itibariyle siz bütün politika setini değiştirmek zorundasınız. Yani sadece işte ben faiz politikasını değiştiriyorum ama devam diyemezsiniz. Her şeyi değiştirmek zorundasınız. Onun yeniden bir mimari var mı bir bakalım. Yeniden bir mimari yapmanız gerekiyor. Yani bir taraftan da şuna bakmak gerekiyor. Yani şimdi yandık bittik aman işte şey olduk öyle bir durum da yok. Durum da yok doğru. Yani Türkiye ekonomisi belli bir şey gösteriyor. Belli gücü var, belli avantajları var, belli potansiyelleri var. Ama yani bu ifratla tefrit arasında giden her iki tarafında marjinal, azınlık ama kendi evet gürültülü ekiplerinin yüzünden Türkiye rasyonalitesini, makuliyetini kaybediyor. Yani makulde buluşabilecek bir sürü zeminimiz varken, bir sürü konuyu karşılıklı istişare ederek, farklı fikirlerden, farklı toplum gruplarından, farklı düşünce yapısından insanlar bir araya gelerek ortak makul bir temeli bulabilecekken, hem ekonomide hem başka konularda, bir her iki muhalefetinde, tabii, iktidarında marjinal, gürültücü, azınlık azgınları yüzünden, anlatabildim mi? Bu işi bu benim artık canım sıkmaya başladı ama yani Türkiye artık hani bu gürültücü şımarık azınlıklardan anlatabildim mi kurtulmalı ve makuliyette buluşabilmeli. Bunları dinlemek zorunda değilsiniz. Değil siyasetçi mi? Bunları yönetir. Ben tabii sizi neşelendireyim. Her yerde var. Danimarka'da da var mesela bu bahsettiğiniz gürültücü azınlık. Göç politikası ile ilgili konuşur. Almanya'da da var ama siyasetçi yani bunu yönetir. Hani bu zamanda İsrail siyasetinde vardı. Var. Bunlar ve siyaseti esir alırlar orada hakikaten. Ama Batı'da bunlara çok müsaade edilmez. Manevra alanı açılır vesaire öyle şeydir. Ben bir neşelendirmek isterim. Bir iki tane şimdi görevden almalar var. Ama şimdi Mart ayı sonuna kadar da işçi çıkarma yasağı var. Şimdi bu kararname işçi çıkarma yasağına katsar mı, ihlal mi eder?
Bunu bir kuki olarak bence değerlendirin. Doğru. Neticede kimseyi çıkartamıyorsunuz Mart sonuna kadar. Mart sonuna kadar. 29'da 1 miydi? Kod 29 şartı. SSK'da mesela ne yazılacak mesela SSK kodunu? Ya, ya böyle yapıyorlar biliyorsunuz. E tabi SSK kodu var ama yani neticede Merkez Bankası Başkanı yapmıyor onu. SGK değil emekli sandı zaten çıkartmıyor. Memurluktan çıkamıyor yani. Çıkamıyorsunuz. Ya da bilmiyorum çıkabilir olabilir yani şu an. Özel statüde oldu. Öyle mi? Gazetelerde hızlıca bir bakıp vereyim. Sonra sevgili Mete Soltuoğlu'na geçen hafta Türkiye'yi çok çalkalayan İstanbul'daki Arap muhalefeti, Mısırlılar üzerinden bir sorun var. Ama bir iki ekonomi manşetimi vereyim. Kur faiz düşürecek. Her politikanın yanındayız. Yeni Şafak'ın tabiri caizse Sayın Ağbalı görevden aldıran gazete. Hani amiral gemisi mi diyorsunuz, transatlantik mi diyorsunuz, ne diyorsanız artık. Ekonomi politikasının belirlendiği yer belli ki artık. İnsaf bankalar %26 faiz istiyor diye yan taraftan da bankalara vermiş gazı. Yine kur saldırısı demiş. Merkez iki sorunu çözmeli. Yüksek faiz ve finansa erişim. Yüksek faizi hemen çözemeyebiliriz ama finansa erişim belki çözülebilir. Faiz düşecek, her politikanın yanındayız. İş dünyasının tepkisi bu. Bir tanesi kur faiz depremi iş dünyasını sarstı. Bu dünyanın birinci sayfası. Bakan Elvan'ın liberal kambiyo rejimi sürecek açıklaması. Sayın Canikli'den açıklamalar. Sanayide bir miktar sıkıntı var. Onu inşallah çözeriz bir önümüzdeki günlerde. Ama en uçuk manşeti bugün tabiri caizse kızacaklar bana geliyor ama aydınlık atmış. Diyor. Aydınlık diyor ki bayağı kontrollü kambiyo rejimi gelebiliyorsak giriverelim onu da verebilir. Ha. Çözüm kontrollü kambiyo rejimi. Ekonomide teslimiyete son. Tamam peki. Artık köklü değişikliklerin zamanı geldi. En çabuk uygulanması gereken yöntem kontrollü kambiyo. Aydınlık haklı da bu geldiği zaman gazeteyi basacak kağıt bulamaz. Hayır, aydınlar kalsa Çin hükümeti gibi olmamız gerek. Belli noktalarda toplama kampları falan da kurarız. Uygurlara yaptırır falan. Allah korusun da. Yani bazen aydınlığın dediği aydınlık böyle bir kapıya bir tekmeyi atıyor. Ondan sonra kenara çekiliyor, seyrediyor ve oradan böyle akın akın birileri girmeye başlıyor. Onun için bu da hilafet tartışması gibi bence hiç tartışmamamız gerekiyor. Yani, kimsenin aklına karpuz kabuğu düşürmememiz. Ya bu marjinalleri fazla dillendirdiğimizde ciddiye almış oluyoruz. Ciddiye almış olduğumuz zaman da onların sesleri daha da gür da çıkmaya doğru. Başlıyor falan. Marjinal adamlar marjinalliklerini yapsınlar. Peki. Ben yorum yapmıyorum. O zaman bir elektrikle ilgili şey bir haberimiz var. Bir onu izleyeyim. Ondan sonra Mete Soltuoğlu'na Türkiye'deki Arap coğrafyasıyla ilgili bir sorun var. Türkiye İstatistik Kurumu 2020 yılı iş gücü istatistiklerini açıkladı. Koronavirüs salgınının etkili olduğu yılda işsizlik azaldı. Ülke genelinde işsiz sayısı 2019'a kıyasla 408 bin kişi eksildi. 2019'da işsizlik sayısı 4 milyon 469 bin olarak açıklanmıştı. 2020'de o sayı 4 milyon 61 bin kişi oldu. Geçtiğimiz yıl işsizlik oranı %13,7 idi. 2020 yılında 0,5 puan düştü, %13,2 seviyesinde gerçekleşti. İstihdam edilenlerin sayısı da aynı oranda geriye gitti. 1 milyon 268 bin kişi azaldı, 26 milyon 812 bin oldu. İstihdam olayı 2,9 puanlık azalışla %42,8 oldu. Erkekler kadınlara oranla daha fazla istihdam edildi. Bu oran erkeklerde %59,8, kadınlarda %26,3 oldu. Bankalar pandemiyi fırsat bildi. Kart aidatlarına %20 zam yaptı. Pandemi döneminde bulaş riskini azaltmak için kredi kartları kullanımı arttı. Bankalar artan kredi kartı kullanımını fırsata çevirdi. 2020 yılında kart aidatlarına %20 zam yapıldı. Öğrenciler için sunulanlar hariç diğer kredi kartlarının aidatları 30 ila 300 lira arasında değişen yıllık rakamlara ulaştı. Bankalar arası kart merkezinin verilerine göre 2020'de kartlı ödemeler bir önceki yıla kıyasla %17 arttı. 1.15 trilyon TL'ye ulaştı. Bu ödemelerin %22'si internet üzerinden yapıldı. Online alışverişte kartla ödeme miktarı 260 milyar lira oldu.
Kullanımdaki kredi kartı sayısı ise %8 arttı. 75.7 milyon olarak kayıtlara geçti. Şimdi banka kredi kartlarımızı daha az kullanacağız demek ki. Yani Türkiye böyle zor dönemlerden bir sene içerisinde çıkar. Genelde 18 ay falan derlerdi. 2001'den öyle çıkmıştık galiba, değil mi hocam? 10 ay mıydı hatta neredeyse? 2001 krizinden. Evet. Yani işte ilk etapta bir dediğiniz gibi 2008'den sene sonuna daha kadar da hızlı çıkmıştı hatta. Evet. Yani bir ama orada çok şok bir şey vardı. Yani çok o şokun yarattığı bir avantaj da oluyor. Ahvan mesela orada biz ciddi bir ihracat artışı yakaladık bir taraftan bakıldığında. Şimdi burada pandemi var, başka belirsizlikler var. Kur oradaki o rekabet avantajını bir anda sağlamıyor. Peyderpey yukarı gidiyor. Evet, zaman, yani hani bir yandan krizin şok bir şekilde gelmesinin önüne geçiyor böyle sert artışla. Çünkü o zaman %60 değer kaybetmişti Türk lirası, hatırlayın yani bir gecede, iki gecede. Şimdi burada öyle bir şey olmuyor. Gün 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 eriyoruz. Burada da bunun yarattığı işte o şokun çok ithalatçı üzerinde inanılmaz bir etkisi olsa da öte taraftan ihracatçı tarafında başka bir katkısı olmuştu. Ki biz ondan sonra zaten aslında sağlıklı bir şekilde ihracat, ya sağlıklı demeyelim de işte ihracat rakamlarını biraz arttırmaya başlamıştık. Burada şimdi öyle olmuyor çünkü o kadar açık ki Türk lirası değer kaybettiği anda ihracatçılarla konuşun mesela size şunu söylüyorlar. Diyor ki dışarıdaki bizim para birimimizin değerini bizden daha yakinen takip ediyor. Sen diyor işte 10 dolar fiyat vermiştin. 10 doların karşılığı işte geçen hafta 75 65 liraydı. Bugün 75 lira. O 10 liranın tenzilatını bana yap diyor yani. Tabii. Öyle durumlar var. Tabii canım. Yani şu an çünkü rekabet ve karlılık o kadar zor bir yerde ki dünya için öyle yani. O küresel rekabet böyle bir şeye getirdi. Siz Alman bir alıcıysanız, Türkiye'den ithalat yapıyorsanız o Türkiye'de ne olduğunu gözlüyorsunuz. Hele bir de böyle bir ülke yani ekonomisinde paterni böyle olan bir de bu kadar zıplayıp indikçe fiyat veremiyorsunuz ama fiyat oluşturamıyorsunuz. Yani kurun yüksekliği evet problem ama istikrarlı bir yükseklik bir yerde eyvallah. Ama yani hani indi çıktı 6'ya indi. Oradan 8'e geldi, oradan 7,5 oldu, oradan bir daha 8 oldu, oradan 6,90 falan. Yani o zaman artık şey oluyorsun. Artık bir şey söyleyeyim mi? Doğru. Yani. Şimdi biraz yavaş yavaş ama hani politika değişikliği dedik ya, bazı konularda bazı politika değişiklikleri gördük. Bunlardan bir tanesi Türkiye'nin Mısır'la ilişkileri. Mısır ne kadar işte yok 10 liste, 10 maddelik liste falan dese de. Ama önce bu onu rica edeyim, onu önce bir kayda geçirelim. Antalya'da bu olay. Yürek yaralayıcı. Bunun umarız bir yanıtı ve açıklaması gelir. Kağıt toplayan Suriyeli genci dövüp motosikletin üzerinden kamyonetle geçtiler. Ardından ateşe verdiler. Şimdi bunu bu milletin vatandaşı niye yapar? Hele Antalya gibi bir yerde niye yapılır? Bir izahı lazım. Kağıt topluyor arkadaşlar yani. Irkçılık. Irkçılığın. Bence orada yani ben dün akşam haberlerde de gördüm bunu. O çok kasıtlı ve bilinçli olarak yapılmış. Herhangi bir şekilde yani mazur görülecek bir şey yok. Neden yapılacağının da bir açıklaması yok ama ırkçılık olarak bence tanımlanmaması lazım. Irkçılık bir etkisi var ama muhtemelen hayır, orada çöpü o biliyorsunuz o işlerde artık şey ya paylaşılmış alanlar var her yer. O kadar mı? Tabii çünkü çok kasıtlı ve bilinçli olarak ben videoyu izledim. Yani orada onun olduğu biliniyor, şey biliniyor. Gelen kamyonete bakarsanız benzer işlerin yapılabilir. Yani benzer bir iş alanında olması söz konusu olabilir. Hani tabii ortaya çıktığında daha iyi göreceğiz ama yani öyle salt bir Suriyeli genç çöp topluyor diye yapılmış bir iş değil bu. Orada bir rant kavgası var. Ama Suriyeli olması bu rant kavgasının içerisindeki birinin sizin az önce işte yabancı bir kadının gördüğü şey gibi onun korumasız olduğu anlamına gelmez. Onun bir güvence altındadır. Öyle siz benim yerime giremezsin falan filan yapamazsınız. Bence yani ben zaten ikisini yakalamışlar. Katılmıyorum. Çünkü şöyle ama bir durum var. Bunu sadece bu örneği istihdama çevirebilir belediyeler. Biz onu söyledik yani. Biz zaten CHP'nin en iyi onlar biliyorlar. Vardı. CHP'nin de hani parantez açmam gerekiyorsa daha önce Kemal Bey'in başlattığı yanlış hatırlamıyorsam İstanbul merkezli Beyoğlu merkezli bir çalışma vardı. Sokakta işte
eşya toplayanlara, işte kağıt toplayanlara yönelik CHP'li başlattı bunu. Hatta Kemal Bey'in bu konuda bizzat içinde olduğu, çünkü fikir babalarından bir tanesi bendim, sağ olsun uygulamışlardı. Bu konuda vardı ama birkaç belediye dışında uygulanmadı bu. Pek de sahip çıkmadı belediyeler. Ama buradaki temel mesele şu. Şimdi buna benzer basına yansımayan biz birçok olayı da biliyoruz. Türkiye'nin çeşitli yerlerini. Şimdi burada kağıt toplamış, o ezmiş, o rant kavgasıymış. Hayır. Türkiye'de bir ırkçılık problemi var. Bu tartışılmak istemiyor. Herkes siyasi görüşüne göre bir kesim ümmet üzerinden bir değerlendirme yapıp din dil işte bizim şeyimiz yoktur, kavmiyetçilik odur budur diyor. Öteki tarafa gittiğiniz zaman cümleler hep benim de böyle bir arkadaşım var. En yakın arkadaşım bilmem ne diye cümleye başlayan bir kesim var. Neticede Türkiye'de adı konmamış bir ırkçılık var. Bunu kimse de saklamasın. Bu kiraladığınız eve de yansıyor, ev sahibi olarak da yansıyor, mal sahibi olarak da yansıyor, dükkan sahibi olarak da insanlar bunu günlük yaşantılarına yansıtıyor. Kimse buna şey demesin. Yansıtan örneğin, bir kesim var. Bir kesim de var ama genel neticede bunun propagandasını yapan ya da yayılmasını yapan siyasiler de var. Bunların hepsini biliyoruz. Yabancı düşmanlığı. Popülist. Yani yabancı düşmanlığı diyebilirsiniz. Siz popülist milliyetçilik diyebilirsiniz. Doğru. Avrupa'da aşırı sağ, yani burada da aşırı sağ diyebilirsiniz. Ne o işte bilmem ne diyebilirsiniz. Yani her kesime göre, her siyasi görüşe bir kılıf var. Tabii, tabii. Ama bunun temel meselesi ırkçılıktır. Bunu yumuşatacak bir tarafı yok. Bu Rus'ta, Suriyeli'de, Afgan'da, İranlı'da fark etmiyor. Çünkü son dönemde bu küresel olarak gelişmelere baktığımız zaman bunun bir benzerini de biz yaşıyoruz. Çünkü bunu da öven, kutsayan ya da bu anlamda insanların, bazı kesimlerin bu insanlara karşı, kesimlere karşı tavır almasını için çağrıda bulunan siyasetçiler var mıydı? Vardı. Var. Halen de var. Kampanya yaptılar. Bunu isim olarak da söylemek istemiyorum. Kimi kastettiğime biliniyor. Özellikle Suriyeli mültecilere karşı belli bir siyasi partinin üyelerinin, tabanının özellikle defalarca hedef gösterdiğini ve kamuoyunun özellikle tepki gösterdiğini biliyoruz. Kamuoyunun da tepki gösterdiğini biliyoruz. Şimdi bakın, bu kadar sorun içerisinde bu mu mesele dediğiniz zaman ben de size şunu anlatırım. Öyle demedik ya. Biz harekat zamanında Suriye'de, Suriye tarafında, Türkiye sınırında birçok tarlanın ben boş olduğunu gördüm. Çünkü çalışacak insan yok. Doğru. Pamuk toplama döneminde gitmiştim ve çalıştıracak insan bulamıyorlardı. Kimi çalıştıracak? Suriyelileri çalıştırıyor. Yani. Bu kadar basit. Bunun ekonomiye katkısı var vesairesini tartışmıyorum. Ama burada adı konmamış bir ırkçılıktan bahsediyorum. Bu sadece Suriyeli değil. Yarın bir tane Afgan'a da olacak. Bakın, her şey sosyal medyaya düşerse haber olur. Doğru. Haberiniz olmuyor. Yoksa ben Suriyeli mültecileri yakından takip ediyorum. Hı. Bir sürü olay da var. Vaktimiz olsaydı, keşke bu gündeme geleceğini olsaydı, ben size son bir haftanın dökümünü çıkartırdım. Var, oluyor. Ya ama bazısı kavga diye kapatılıyor. Ötekisi bilmem ne diye. Ama maalesef işte hukuk sistemi dediğim başındaki meseleye geliyor. Savcılıktan sonra, işte bilmem neden sonra serbest bırakıldı. Bu kelime artık sosyal medyada kadına şiddet olur, Suriyeli mülteci olur, çok trafik doğru kazası olur, ondan sonra çıkan kavga olur. Şu cümle cezaevine dolu olabilir ki vatandaş olarak şahsen beni hiç ilgilendirmiyor ama o cümle yaralıyor. Serbest yani, bırakıldı. Tabii, İfadesi sonra alındıktan sonra serbest bırakıldı. O zaman polis niye yakalıyor? Ya bunun hukuki şeyde beni ilgilendirmiyor, açık söyleyeyim bakın. Hiç ilgilendirmiyor. Ama artık olay şuna gelmeye başladı. Arabayla üzerinden geç, es, sonrasında serbest kaldı. Ahu Mete'yi dövsün, sonrasında serbest kaldı. O ona kafa atsın, serbest kaldı. Ya her şeyde serbest kalınmaz ki. Doğru. Yani bize yansıyan bu. Hukuki prosedürünü bilmiyorum. Bilmek de istemiyorum. Ama defalarca sosyal medyadan adalet aranması artık beni rahatsız ediyor. Çok fena ya. Bunu da söyleyeyim. Her konuda sosyal medyanın bir savcılık makamı abi, gibi, abi, bir mahkeme gibi, gerçeğin peşinde ya da doğruların peşinde koşması da beni bir vatandaş olarak rahatsız ediyor. Bunu da söyleyeyim. Ama size katılmıyorum bu konuda, dediğim gibi. Bu örnek üzerinden de burada rant var. Öteki tarafta onu kapmış. Bana öteki neye, kız meselesi. Ben tam olarak neye katılmadığınızı anlamadım. Hayır, bakın yani, bu olayı örneğinden. Ben olay özelinde dedi, şey ben olay özelinde dedim ki bu olayda bu salt getirilmesi, mesele ırkçılık değil. Tamam. Yoksa Türkiye'de ırkçılık bakın, yok demedim. Türkiye'de Suriyelilere çok bakın, iyi davranılıyor demedim. Ahu Özyurt şu soruyu sorsaydı şunu diyebilirdiniz. Bu olayın adli boyutu nedir? Sizce kriminal olarak bir çete kapışması mı diye soruya başlamadı. Suriyeli bir mülteci ezildi diye cümleye başladı. Burada farklı bir soru var.
Biz bu olayı irdelemiyoruz ki. Bizde bir suç var yani. Hala olay gelişiminde aynı normal. Bakın söyle yani neyi yanlış söylediğim anlamı. Önemli değil. Çok, yani, çok önemli bir konu değil. Farklı bakıyoruz yani. Yani o ben şu, ek ya, öyle derseniz bakın tabii. Suriyeli mültecilerle ilgili bu ülkede akademik olarak çalışması olan, sahada çalışması olan yani bir el kadar akademisyenden biriyim ben. Yani öyle demeyin. Mesele şu. Tabii ki bu ülkede az önce söylediğiniz şeyler var. Ben şey durumuna düşmek istemiyorum şu an. Yani bu böyle bir meseleyi savunur durum. Yok yok. Ben Türkiye'de Suriyeli mültecilerin şu an ekonomik, sosyal, entegrasyon tarafında çok ciddi sorunları çok var. Önemli bir Suriyeli sorunu olacak 10 yıl içerisinde. Belki eğer sonuna bu dönüşmeyebilir doğru yönetirsek. İşte doğru yönetirsek. Yani, an, hayır yani işte bizim bakın, göç doğru meselesini yönetemiyoruz. Seviyede yani. Olabilmesi için önce elimizde bir veri olması gerekiyor. Şu kontrolsüz an biz eğitim seviyelerini, mesleki becerilerini, toplumsal alışkanlıklarını, ne yaptıklarını, nerede yaşadıklarını biliyorsunuz bundan birkaç çok değil 6 ay 1 yıl önce İstanbul Valiliği dedi ki herkes ilk kayıt olduğu yere geri dönecek, ülke kaosa girdi. Çünkü bu şehirde resmi rakamlara göre 600 bin ama resmi olmayan tahminlere göre 1 milyon civarında Suriyeli mülteci yani var. Bir de geri göç kabul Suriyeli. Anlaşmasından kaynaklı olarak sadece Türkiye'deki göçmen problemi Suriyelilere indirgenebilecek bir boyutta da değil. Yani bugün 5 milyon civarı Türkiye'de göçmen var. Bunun 3,5 milyonu Suriyeli. Evet. Afganistan'dan Pakistanlısı gelenler var. Pakistanlısı var, Afganı var. Mesele ama Çatlısı var, o var. Hızlıca var. Bir reklama gidip geleyim. Sonra şu Mısır'la ilgili gelişmeyi Mete Soktoğlu'na soracağız. Daha sonra da Yağız Hoca'ya bağlanacağız. Ama iyi bir hikayem vardı. Bir cümleyle onu bahsedeyim. Ben geçen hafta genç bir Suriyeli girişimciyle tanıştım. Telefonla mobil yemek sipariş yapmış. Ve o kadar başarılı ki bütün küçük Suriyeli restoranları kendisine bağlamış, vegan yemek satıyor. Bakın böyle başarılı hikayeleri de var. Bunları hani işi sorun olarak görmeyip işi hakikaten hocanın dediği gibi veri elimizdeki kaynağa göre. Hemen geliyoruz. Birazdan Yazı Resmi Hoca'ya vaka sayısını soracağım veya hani bundan sonra olacakları ama şu hızlıca dünün manşetiydi, günden kaçtı. Muhalefetten diziye geçiş, Mısır arasında diplomatik ilişkiler başlayınca İstanbul'dan yayın yapan muhalif Mısır TV kanalları canlı yayını kesti. Bu dünün manşeti hatırlatalım, bugünden değil ama birkaç gündür bu konuşuluyor. O cenahı en iyi bilen sensin. Mısır muhalefetiyle bir şey müzakere yapıldığı söyleniyor veya İstanbul'daki Mısır muhalefeti. Ne oldu? Ya aylar öncesinde başlayan bir süreçti. Şimdi Mısır devlet kanallarına da telefonla açılıp Türkiye aleyhinde ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kabine üyeleriyle ilgili, siyasetçileriyle ilgili aleyhte yayın yapılmaması ya da Osmanlı'ya işte kötü sözler sarf eden bir takım dizi içeriklerinin vesairenin çıkartılması öyle konusunda mi? Telefonlar açılmıştı. Şimdi karşılıklı adımlar vesaire de artık somut adımların atılma döneminin geldiğini görüyoruz. Zaten Mısır'la Türkiye görüşüyordu. Defalarca senin yayınlarında söyledik. Artık diplomatik bir kimliğe bürünmüş durumda. Yani belli bir seviyede görüşülüyor artık Dışişleri Bakanlığı bünyesinde anladığımız kadarıyla. Burada da Türkiye aslında birçok kanala ev sahipliği yapıyor. Evet. Yani Mısır muhalefeti örneğin diğer Arap dünyasındaki bazı muhalif kanallara ev sahipliği yapıyor. Bunu hepimiz biliyoruz. Hatta hatırlayacaksın 2012-2013 yıllarında El Cezire'de dahil olmak üzere Türkiye'de bütün Arap kanalları bir ofis açma meselesindeydi. Tabii. Çünkü hepimiz iş teklif almıştık. Ahu'da dahil olmak üzere oradan biliyoruz. Ben almadım vallahi. Almışsındır. Şimdi bırak hemen almışsındır. Biliyorum çünkü. Nasıl hemen? Bir gerçekten ortaya çıkardım. Burada o dönemden beri zaten Arap kanalları var. Bunların bir kısmı süreç içerisinde merkezi yönetimlerle ayrıştığı için muhalif konuma geçti. Ama bu kanalların bir kısmı İhvan-ı Müslim yani İhvan Hareketi'nin Müslüman kardeşlerle de bir gönül bağı olan kanallar. Burada giden bir uyarı var. Sisi karşıtı yani söylemlerinize dikkat edin. Normal bir yayın akışına geçin. Çünkü bu kanallar şöyle özetleyelim. 24 saat Sisi'ye tartışma. Vuran, Mısır'a vuran, ülkenin ne kadar işte antidemokratik bir hale geldiğini işleyen programlar vesaire içeriklerle yani Sisi ve propaganda yönetimine karşı propaganda yayını yapan kanallar. Şimdi buraya bir ayar geldi, kapatılacak mı derseniz benim edindiğim bilgi kanallardan ki 3 tane kanal var bu anlamda seyirciye sahip. Bu 3 kanala da yayınlarınıza dikkat edin. Ölçülü gidin. Biz arkanızda duramayız. Eğer bir daha da olursa yayın lisansınızı iptal edip durdururuz.
Ki bir sonraki adımda zaten bunun Türkiye'den sınır dışı olur. Gidebilecekleri yer de muhtemelen Katar olur. En fazla hani Katar'a. Yok, zaten Katar, Katar zaten 3 yıl önce deport etti. Yani. Evet, yani o yüzden biraz zor. Yeni bir dönem geliyor özetle. Evet. Mısır-Türkiye ilişkilerinde de somut adımları göreceğiz. Yakında Kahire'ye de bir Türkiye heyetinin gittiği, Dışişleri Bakanlığı'ndan bir heyetin gittiğini de göreceğiz. Görüşmeleri de göreceğiz. Ama bunun sonunda çok ilginç, sürprizli bence bir son bekliyor. Çünkü bu Yunanistan meselesine şerh koyduğu bir bölüm vardı. Ben Mısır'la Türkiye'nin bu anlamda bütün dengeleri değiştirecek şekilde Mısır'da bir seçim olacak. Onun ordu, istihbarat önemlidir Mısır içerisinde, belirleyicidir. Ama ordu ve istihbaratın Mısır'da Ankara tezlerine paralel bir görüş belirttiğini ve çizgi izlediğini size net bir şekilde söyleyebilirim. Sisi ne olur, kalır mı kalmaz mı? İşte bunu da önümüzdeki dönemde yani, konuşmamız gerekecek. Etkisi de fazla olmayabilir. Şimdi muhatap da alınmadığına göre Batı tarafından sembolik bir figür olarak orada durabilir. Şimdi sizden bir iki dakika müsaade isteyeceğim. Hızlıca bir salgın meselesi gözümüzden kaçtı. Dünden beri piyasaların ateşiyle uğraşıyoruz ama salgının seyriyle ilgili mutantlı gidişatın sonu tam kapanma. Bu kararın manşetinden günlük vaka sayısı 20 bini aştı. Harita 3 haftada kızardı. Milliyet'ten de adım adım kapanış manşetleri. Dünden beri hakikaten dünya yansa umurumuzda değil, bunlarla ilgilenmiyoruz ama esas hayatımızın gerçeği bu. Her gün her vatandaşımızda cebinde dolar olan olmayan herkesi ilgilendiren mesele hala bu. Dünyanın meselesi de bu. Yağız Üresin hocam da karşımızda. Hocam çok teşekkür ediyoruz vakit ayırdığınız için. Ben teşekkür ederim. Hocam şimdi artık kapanma lafını pek etmek istemiyoruz. İzleyici de hoşlanmıyor, etmiyor ama yeni bir tedbir dalgası gerekecek midir? Yoksa bunu hani aşılandığımıza sayarak yeni bir aşı partisi gelene kadar ek tedbirlerle böyle idare edebilir miyiz sizce? Yani kısıtlamaların artması gerekiyor. Buna da alışmak gerekiyor artık. Öyle. Hepimiz öğrendik. İşte kısıtlamalar artınca yayılma azalıyor. Kısıtlamalar azalınca yayılma artıyor. Ama dediğiniz gibi baştan beri öngörülen şey böyle bir dalgalanma olması ama dalganın büyüklüğünün gitgide azalmasıydı. Sizin de söylediğiniz gibi aşılanma arttıkça bu dalgaların büyüklüğü azalacak. Yani bunu evet geçici olarak düşünmek lazım. Bir de hani her yerde değil, başından beri söylüyorum, birazcık daha hesaplı olması lazım insanların da inisiyatif alabileceği şekilde. Yani şundan oluyor vaka artışı, şuralarda oluyor, o zaman buralarda şöyle tedbirler almalıyız gibi daha planlı kısıtlamalar olursa insanlar yahu yine mi kapanacağız, yahu hayatımızı devam ettiremeyecek miyiz gibi çaresizliğe kapılmak yerine evet biz bunu kontrol edebiliyoruz ama şu ortaya çıktığında bu tedbirleri almamız lazım. Bizim de bunları desteklememiz lazım. O zaman salgına hakim olabiliyoruz gibi bir yaklaşım içinde olabilmeliler. Yani insanlara bu verilmesi lazım. Evet o belli özel artışın olduğu yerlerde daha fazla kısıtlama yapılması şu anda söz konusu. İşte şeyden bahsediliyor, hastanelerin doluluk oranına göre çok şükür şu anda bir herhangi bir çizgi aşmış değiliz, bir artış var ama şu anda problem görünmüyor ama öyle artış olan yerlerde daha fazla kısıtlama yapılması gibi bir çerçeve içinde hareket etmemiz lazım. Yani şunu anlamamız lazım. Dünyada sonuçta 30 milyona yakın kayıp var. Ülkemizde 30 bin kayıp var. Bu bir savaş. Yani çok net bu böyle hani keyifli ya ben sıkıldım artık çıkmak istiyorum ne zaman çıkacağım falan diyecek bir şey. Resmen bir savaş ama hani bütün dünyanın savaştığı bir savaş. Ve de hani kazanıyor gibi görünüyoruz. Belli kaybetmeler yaşasak da bunun içinde davranmak gerekiyor. Yani evet ve aşılar da geliyor ve aşıların ne olursa olsun etkili olduğunu biliyoruz. Doğru. Dünyada etkili. Bizde de etkili gibi görünüyor. O aşılamanın artacağı ile ilgili de bir plan var. Böyle bir projeksiyon yaptığımızda yaza doğru bayağı rahatlayacağız diyerek şimdilik planlı bir yani genel olarak dişimizi sıkacağız değil de planlı bir şekilde kısıtlamalara uymamız gerekiyor. Şimdi hocam bu Konya'da esnaf isyan edince bunu sorma ihtiyacı duydum. Onlar kırmızıya düştüler ve diyorlar ki restoranlar kapatıldı. Diyorlar ki İstanbul'da aslında bizim gibi ama ekonominin çarkını çevirdiği için orası kapatılmıyor. Halbuki belki seyahat kısıtlamaları getirilerek Konya gibi şehirler hızlıca turuncuya sarıya dönebilir. Belki
yapmamız gereken bu mu? Biraz şehirler arası hareketliliği mi azaltmamız daha küçük şehirlerdeki yayılmayı belki şey eder olabilir. Evet bu benim dediğime çıkıyor. Yani esnaf da haklı. Çünkü artık tecrübemiz var salgınla ilgili. Halk sağlığında gayet güçlüyüz ve zaten onların da çalışmalarıyla iyi bir yere gelebiliyoruz. O zaman hakikaten hangi yerdeki kısıtlamanın neden olduğu, neyin çalıştığının açıklanması gerekiyor. Yani ben hani Konya'da niye olduğunu bilemem ama ana çerçevede bu doğru. Yani bu tür hesaplarla yapılması lazım kısıtlamanın. Sonra yani şimdi restoranlar açıldı diye salgın patladı diyemeyiz. Yani buradaki doğru. Sebep restoranların açılması değil. Oraya giden insanların davranışı. Yani gidip de orada yine dip dibe maskesiz durursanız bu herhangi bir yerde. Yani düğüne gittiğinizde, cenazeye gittiğinizde de yani şu andaki patlamanın olduğu şehirlere baktığımızda bunlar restoran şehri mi yani? Dolayısıyla hani, oradan olmadığını anlıyoruz. Yani ekonominin iş yerlerinde yayılmıyor. Bakın hiç kapanmayan iş yerleri var. Okullar problem. Yani buralarda yani sürekli iniş çıkışlarla da insanların hesaplayabileceği tedbirler almak lazım. Yani öğrencilerde bir okullar kapanıyor, bir açılıyor. Bir gidiyorlar sınava giriyorlar, bir dışarıda kalıyorlar. Öyle değil, bir kararlı. Madem ki bir savaş, mücadeleye insanların katılacağı şekilde olması lazım. Bir de şunu unutmayın yani hani hep böyle Batı daha iyi, bizde kötü gidiyor bu işler diyoruz. Hiç değil. Fransa, benim kızım orada olduğu için biliyorum, full kısıtlamada. Almanya full kısıtlamada, İsviçre full kısıtlamada. Biz orada değiliz yani, biz daha esnek davranabiliyoruz. Bunun değerini bilip birazcık daha disiplinli davranmak lazım. Bir de şeyi sorayım son olarak hocam. Şimdi Amerika çok geriden geldi, hızlı kapattı. Kendince de elinde stoku da var, aşı stoku vesaire de var. Bu işi hani bu yazı da geçirdiğimizi düşünerek bir süre sonra biz eczanelerde aşı olabilecek şekilde ya da yurt dışına gidip aşı olabilecek şekilde bir artık yeni bir aşı evreni mi geliyor bize? Yoksa tamamen bunlar hakikaten ulusların kendi üretimi, aşı milliyetçiliği dediğimiz kapsamda herkes kendi yağıyla mı kavrulacak önümüzdeki birkaç yıl boyunca virüs hayatımızdan çıkmayacaksa? Öyle gitmiyor aslında. Yani aşı milliyetçiliği tabii ki saçma bir şey sonuçta. Doğru. Yani biz yani tamam, Çin aşısına bir ulusal katkıda bulunduk. Çalışmalarda öncülük ettik. O çalışmaların sayesinde de aşı kullanılır oldu. Belli de başarı sağladık. Yani bu tür karma modellerle gitmek gerekiyor. Hmm. Ülkemiz için en iyi olan, yani işte BioNTech aşısı gelmezse ben olmam diyenler vardı. Ne oldu? BioNTech aşısının istenmeyen etkileri neredeyse bizdeki aşının 10 katı kadar Amerika'da görüyoruz. Ha bu daha etkili olduğuna yoruluyor. Öyle olabilir. Daha uzun vadeli sonuçları görmedik. Ama fark etmez. Bizde ikisi de var. Yani şey var, Çin aşısını uyguluyoruz. Bunu yaygınlaştırmak lazım. Şimdiye kadar da başarılı gibi görünüyor. BioNTech aşısı belli bir parti gelecek, kullanılacak. Belki işte bu Sputnik aşısı alınacak. Bu arada Türkiye'de ikinci yerli aşıda faz 1'e başlıyor. Onayı aldı. O da İstanbul'da başlayacak. Diğeri faz 2'yi bitiriyor. Yani hem ulusal bir planla uluslararası aşılara katkıda bulunmak. Yani global dünyadaki ulusal yaklaşım böyle olmalı. Yani katkınız daha fazla olmalı ve kendi ülkenizin çıkarına geliştirebilmelisiniz. O şekilde gidiyor. Yerli aşılar da sıralanacak. Dışarıdan alınan bilgilere göre, mesela Oxford aşısı ile ilgili işte tartışmalar var ya, ama sonuçta Dünya Sağlık Örgütü işi bağladı ve bağlantı da yok ortaya çıkan yan etkiyle ilgili. Yani güvenli olarak devam ettirilebilir. Ama kötü çıksaydı eğer, mesela biz o tecrübeden çıkarak o tür aşıya girmeyip başka aşıyla davranırdık. Bu tür planlar yapmak gerekiyor. Bir şey daha söylemek istiyorum vaktinizi çok almadan. Yani sürekli kötü yorum yapılıyor. Yani işte o aşıda kötü çıktı, Dünya Sağlık Örgütü böyle açıklama yapmasın. Neden? Dünya Sağlık Örgütü'nün yaptığı açıklama doğru. Efendime söyle, bir tane çok garip bir çalışma, mutasyon çıktı, mutant virüsler, aman kurtulamayacağız. Evet, gördüğünüz Türkiye gibi mutasyonu var deniyor, doğru mu hocam? Öyle bir şey çıkmadı. Tamam, şu andaki yayılmanın içinde o Britanya mutasyonu olduğu belli, ama görüldüğü gibi öldürücülüğü artmıyor, hatta belli söylentiler var, yani hastalandırıcılığı daha azalıyor gibi. Bu, yani bir de bunu hesaba katmamız lazım. Yani bu virüs mutasyon geçirdikçe zayıflayacak da. Doğru. Yani bir de bunu beklememiz lazım. Bir tane Güney Afrika çalışması var. Çok kısa söyleyeyim nasıl işlerin yanlış yorumlandığı ile ilgili. Diyorlar ki Oxford AstraZeneca aşısı
hafif orta dereceli hastalarda işe yaramıyor diye sonuç veren bayağı ciddi dergide yayınlanmış çalışma var. Çalışmaya bir bakıyorsunuz, aşı hepsinde Güney Afrika varyantı var. Hani o tehlikeli görünen, çünkü Güney Afrika'da yapılmış. Bunlar HIV negatif hastalar, kişiler. Hepsi hafif orta dereceli hastalanıyor. Ama plasebo ile aşı olanlar aynı. Çıkarım şu, aman işe yaramıyor. Halbuki çalışmada hiç ağır hasta, hiç hastaneye yatan, hiç ölüm yok. Tamam mı? Öyle olmadığı için hani aşının asıl etkisi görülemiyor. Hani buradan şu yorumu da yapabilirsiniz. Güney Afrika mutantı öldürmüyor da diyebilirsiniz. Sırf o çalışmanın sonucuna bakarsanız. Anlatabildim mi? Tabii. Yani bu tür sonuçlar da var. Bunları duymamakta ısrar eden insanlar var. Yani işin gidişi belli. Tedbirli olacağız. Aşılarda iyi bir strateji geliştireceğiz. Yavaş yavaş bu dalgalanmalar devam edecek ama gitgide sönümlenecek. Ben yazın bayağı kabul edilebilir hale geleceğini düşünüyorum. Yavaş yavaş attık kitle bağışıklığına doğru da gideriz herhalde. Öyle gözüküyor. Doğru, biz kitle bağışıklığına gideceğiz ama mutant da virüs de bize uyacak yani, mutasyon doğru. Geçire geçire. Peki, çok teşekkür ederim hocam. Sağ olun yayınımıza katıldığınız için. Kolay gelsin. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Ağzınıza sağlık, çok mersi. Şimdi virüs hayatımızdan kolay kolay çıkmıyor. Kimse artık konuşmak istemiyor. Herkes doları, euroyu konuşsak daha iyi diyorlar ama önemli. Bu hayatımızda ya biraz daha... Ya meselesinde göz ardı edilen de bir şey var. Şimdi her ülke kendi vatandaşları dışında böyle stok yapmak istiyor. O yüzden mesela son dönemde salgınla beraber istihbarat örgütleri ülkelerin aşı kovalıyor. Aşı satın almaya çalışıyor, tedarik etmeye çalışıyor. Bunun mesela en suçüstü yakalananı İsrail, Mossad yakalandı mesela. Kitlerde başladı yakalanması. Test kitleri elde etmeye çalışıyorlardı. Ama suçüstünü bilmiyoruz yani. İsrail şöyle takas için kullandı ve aşı vereceğim ben. İsrail basınında çıktığı için hani ben oraya dayanarak, Haaretz'e vesaire dayandırarak söylüyorum. Yani tutukluları serbest bırakmada aşı teklif ediliyor. İşte teknik bir şey almada teknolojide aşı teklif ediliyor. Diyor ki biz size test kiti göndeririz ama hani şu planları bir alalım. Yani inanılmaz bir şeye döndü bu aşı meselesi. Meta artık bir tabii. Değer tabii. Bir de bu aşı diplomasi olarak benim söylediğim bir yöntem var. Bu da mesela nüfus kurmak istediğiniz ülkelere gönlünüzden kopan hani 1000 tane aşı bilmem ne ülkesinden Y ülkesine gönderildi. Bir de bunu diplomatik olarak kullanmaya çalışan bütün Asya'yı böyle işte ülkeler var. O yüzden mümkün olduğu kadar bütün istihbarat örgütleri aşı elde etmeye çalışıyor. Ne varsa kovalıyorlar, sipariş veriliyor ya da başka türlü el altından siparişlerle koyuyor, el koyuyor, ürettiriyor zorla. Aslında çok ciddi bir bu anlamda buzdağının altında bir aşı savaşı yaşanıyor. Tabii, tabii. Çünkü bunun şöyle bir de avantajı var, fırsat bulmuşken söyleyeyim. Sadece aşı almak değil, bu aşının verileri, test bilgileri, bütün dokümanları vesaireyle beraber alınması önemli. Anladınız mı? İsrail ona izin verdiği için şu anda aşılamada önde. Evet. Yani. O yüzden bu mesele bütün böyle devletlerin gizli bir şekilde sürdürmeye çalıştığı ama İsrail gibi işte suçüstü bazen yakalanan ya da basına yansıyan durumlar da var. Güzel bir tarafı var galiba. Çünkü mesela az önce hoca şeyleri söyledi. Almanya'yı, işte Fransa'yı, İtalya'yı söyledi ama İngiltere'de mesela vaka sayıları İngiltere'de çok ciddi bir yol aldı. Galiba %35'e falan ulaştı orada aşılamalarına. Vaka sayıları bir hayli ciddi ciddi düşmüş durumda. Yani 5000'lere falan günlük inmiş durumda şu anda. Hani aşılamanın bir etkisi olduğu kanaatindeyim. Çünkü Fransa 30.000'lere gitti. İşte İtalya 20.000'lerde. Almanya hala 10.000'lerin üstünde. Demek ki aşılamada yol alan ülkelerde vaka sayılarının düştüğüne dair bir çıkarsama yapabilirsin. Avrupa'da benim hala çözemediğim aşı var da yaptırmıyorlar mı? Yoksa gerçekten ellerinde yeterince yok mu? Oradaki davranışı ben çözemedim. Avrupa Birliği'nin eşit paylaşım kuralı çerçevesinde anlamadım. Her ülkeye eşit oranda nüfus ölçeği üzerinde dağıtıyor. İngiltere'nin örneğin Brexit'ten avantajı burada oldu örneğin. Brexit'in dışında. Kurallara uyması gerekmedi yani. Kendi aralarında da Avrupa Birliği şeyine yani, uymadı yani. Aşı programına uymak zorunda. Uymuyor. Mesela İngiltere farklı bir problem izliyor. Kendi vatandaşlarını katarak bağımsız bir başka ülkeler şey başka türlü. Yani bir kolektif bir çözüm bulalım mekanizması yok. Küçük ülkeler daha avantajlı yok, çıktı bu programlar. Bir tane ama yazı var. Onu programı. Size söylemek isterim. Biz M5'te önümüzdeki M5 terbiyesinde mesela bu istihbarat örgütlerinin aşı meselesiyle alakalı bir dosya hazır içerisindeyiz. Merak edenler orada okuyabilir. Nisan bu sayısında. Ayki sayısında, Mart sayısı bu değil mi? Yani, bu Afrika'daki Türkiye gelecek bu ayki. Evet. Bunun bir de ayrıca bir savunma denizaltıları iki var. Evet. Ama buradakinde biraz daha strateji ve dış politika var. Buradan bir iki bir şey daha soracağım. Ama bütün bunlar hakikaten ekonomi bahsettiğim şeyler. Birazcık azıcık iç politikaya girelim. Sonra gene dış politika konuşuruz. Bir
bütün bu hareketlenmenin bir seçim hareketi şeyini görüyor musunuz? AK Parti Kongresi'yle de bağlandı. Valla ben... Ya, hani partiye eski abiler de geliyor evet, vesaire. Evet. Yani bunlar şimdi, bir de Saadet kökenli mi olacak ağırlıklı? Yoksa yani milli görüşün yani AK hem, Parti'den ayrılan yani ama... AK Parti'nin milli görüş ekseriyetinde özellikle İstanbul İl Başkanı son dakika 7 belediye başkanının Sayın Cumhurbaşkanı'na çıkıp hani Bayram Sen Ocak'la yol yürümek doğru olmaz. Taban rahatsız, teşkilat rahatsız, biz rahatsızız deyip bir şeyle oluştuğu söyleniyor. Mevcut il başkanı da işte hani son anda parti üyeliğini de zaten alıyor. Ya bu tip şeyleri yapıyor Sayın Erdoğan. Ya ben örneğin erken seçim beklentisini ilk sizin şeyinizde ta geçen sene Nisan ayında söylemiştim hatırlarsanız. Yani çünkü 2023 herkes hep şunu söylüyor. Hani Sayın Cumhurbaşkanı'nın görev süresi varken bu görev süresini niye heba etsin? Doğru. Yani kendi seçim kararı almayacak. Ama parlamentodan seçim kararı çıkmasına ilişkin bir konsept oluştuğu zaman 2023'ten önce bu seçimi tercih edecektir diye ben bakıyorum. Çünkü yani bunu bir SWOT analizi gibi önünüze koyduğunuz zaman getirisi götürüsü noktasına baktığınız zaman 2023'te Sayın Erdoğan açısından en kritik olan ve AK Parti açısından en kritik olan %12,5 mertebesine tekabül eden ilk defa oy kullanacak genç seçmen. Yani AK Parti buraya nüfuz edemiyor. Buradan bir karşılık bulamıyor. Ha, hali hazırdaki muhalefet partileri bu anlamda çok etkin oluyor mu? Onlara çok bir karşılık gösteriyor mu gençler? O da soru işareti. Yani bu kararsız şeyi o noktada ön plana çıkıyor. Bunun dışında bir de hep şu var, hani dünya ekonomisi nasıl bir noktaya evrilecek? Yani dünyada artan borç riski dönüp baktığınızda her geçen gün büyüyen bir borç var. Ve dünyada esasında aşılanmayla beraber talep artacak, şu olacak vesaire ama hani bu borcun sürdürülebilirliği noktasında pandeminin etkisiyle beraber oluşacak senaryo çok da böyle ağam şağam böyle 2008 sonrası gibi birdenbire böyle hızlı bir toparlanma, güllük gülistanlık bir dünya gibi ben görmüyorum açıkçası. Ve Türkiye'nin içinde bulunduğu problemli ekonomik problemleri bunun böyle olsa bile dünyadaki şey olumluya dönüşse bile ekonomik tablo Türkiye buradan çok fazla beslenebilecek, artı değer yaratabilecek bir noktada gözükmüyor ekonomik anlamda. Çünkü gerçekten de hani faiz tarafında ciddi sorunlar var, işte cari açık tarafında ciddi sorunlar var, üretim tarafında ciddi problemleriniz var. Bunları alt alta koyduğunuzda Sayın Erdoğan bir erken seçimi tercih edermiş gibi düşünüyorum. Ve bununla ilgili olarak da hep aldığı kararlara baktığınızda işte Hep şeyi söylüyordum. Hani İstanbul Sözleşmesi'nin tartışmaya açılması, işte baroların tartışmaya açılması hep böyle bir sahaya çıkacak toplumsal bir muhalefet, sokakta aktive edilmiş, harekete geçmiş bir toplumsal muhalefet Sayın Erdoğan'ın çok sevdiği bir konsepte tekabül ediyor. Yani çünkü Gezi Parkı meselesinden çünkü muhalefet alıp çok gelin, eleştiriliyor. Hiçbir şey yapmıyorlar. Sine millete çekilsinler. Ya şimdi işte ya geçen gün bakın şöyle bir ya da kendi kitlesini konsolide etmek istiyor olabilir. Aynen. Yani kendi kitlesini zaten konsolide ediyor. Yani geçen gün biri paylaşmış çok da hoşuma gitti. Yani Türkiye'de bir protesto sarmalı. Diyor ki absürt bir karar alınır. Protestolar düzgünce başlar. Ünlüler destekler, protesto yayılır. Protesto itibarsızlaştırmak için terörist karıştırılır. Eylem amacından saptırılır. Devletimin yanındayım, polisimin yanındayım. Teröre lanet olsun, her şey unutulur diye böyle bir sarmal çizmişler. Gerçekten de Türkiye'de toplumsal muhalefet sokağa indiği anda, muhalefet sokağa evrildiği anda sokaktaki muhalefeti Türkiye'deki muhalefet partileri yönetemiyor. Çünkü Türkiye'nin sokak muhalefetine ilişkin yetkinliği, tecrübesi çok yaygın değil. Yok. Yani böyle olduğundan dolayı da sokağa çıkan muhalefet AK Parti'nin kitlesi üzerinde şöyle bir şey yaratıyor. Aman Allah'ım gene işte Gezi'yle beraber yüklenilmiş bir algı var. Yani çok güzel bir yükleme yaptı orada Sayın Erdoğan. Dış mihraklar meselesi. İşte bu son Merkez Bankası meselesinde de bunu gördük. Devletimin yanındayım. İşte dış mihraklar operasyon yaptı. Ya artık iş kabak tadı verdi hani bizim gibi insanlar için ama hani dönüp baktığınızda ben şey soruyorum. Yani Merkez Bankası Başkanı'nı da Sayın Erdoğan'a aldıran dış mihrak kim acaba?
diye sormak gerekiyor ama kitle bunu sormuyor Ahu Hanım. O yüzden yani şimdi bu olan bitene baktığınızda işte bu hilafet tartışması vesaire, işte gezi meselesi, vakfa devri, hepsini alt alta koyduğunuzda ben açıkçası bir erken seçim sistematiğinin Sayın Erdoğan tarafından yedekte, hazırda tutulduğunu düşünüyorum. Anayasa meselesinde de mesela anayasanın değişikliği gündeme getiriliyor ama muhtemelen de ondan sonra da referandumla bence test edip belki erken seçim edilir. Tabii canım, yani test etmeden gider mi direkt? İstenen nasıl bir şekilde yani sandığı erken getirmek. Ha, yani yeni anayasada da biz şunları tartışıyor olacağız. Anayasanın işte değiştirilemez maddeleri değiştirilebilir mi? İşte laiklik ne kadar şey? Onaya geldi. Hilafet şeyi işte yeni anayasanın içerisinde gelecek. Buraya falan. Sayın Bahçeli'yi rahatlatacak bir beşinci madde ekleneceğinden bahsediyor ilk dörde. Etnik, dini temelli parti kurulamaz şeklinde. Gibi yani bu esasında onu anayasa ekleseniz de bir şey değil. Siyasi partiler kanunuza göre zaten kuramıyorsunuz. Kuramıyorsunuz da. Yani işte. Şimdi şöyle bir garip tartışma da yürüyor. HDP'yi kapattıktan sonra bir daha açılmasına asla zinhar kesinlikle katiyetle şekilde kapatmak. Kapatmak. Yani bu beton şöyle bir şey. Hani bu çocuk doğacak ve katil olacak demek gibi bir şey. Yani bu çok garip bir şey. Yani nasıl bileceğiz? Neye göre bileceğiz? Neye göre tanımlayacağız? Şimdi orada da hep şöyle beni kaygıya götüren şeyler var. Hani devlet eliyle güvenlik konsepti belirlediğinizde işte devletin âli çıkarları kime göre, neye göre, nasıl? Yani bunları hukuken belirleyemediğiniz bir siyasi konsepte... partiler kanununun değişmesi gerekiyor. Ben de size hemen öyle bir katkıda bulunayım. Bu meselenin aslında temeli bu. Hayır. Siyasi partiler kanununun değişmesi gerekiyor. Hayır, siyasi partiler kanunu baştan sona. Yani Türkiye bakın demokratik bir ülke değil. Biz demokratik misiz gibi yapıyoruz. Her şeyi mis gibi yapmayı çok seviyoruz ama delegeler seçiyor. Artık onu hikaye şeye geldi Ahu Hanım, hani mis gibi yapmayı falan da bıraktık. Ya yekten demokrat falan değilize doğru iş gidiyor yani. Yani oraya doğru gidiyor. Yok yani demokrasiyle işimiz oldu. Biraz büyük geldi bize. Keyifli şeyler olmuyor. Bakın ben HDP ile ilgili örneğin hep söyledim. Hocam hukuken, size sonra bu işin ekonomik hukuken, şeyi. Hukuken HDP bu söylemlere baktığınızda ben Yargıtay Cumhuriyet Savcısı olsam kapatma davasını çoktan açmıştım diyen bir hukukçuyum. Hukuki sayıda. Ama işin siyasi, sosyolojik değerlendirmesi hukukçunun vazifesi değil. Meclise gelene kadar da bunu kontrol etmesi gereken kurumlar var. Yani tamam milletvekili seçildikten sonra suç varsa okey buna zaten bir şey diyemeyiz. Ama sürecin ne olduğunu kontrol eden bir insanı meclise getiren bir süreç var. Güvenlik kontrolü var, oraya başvuruyorsunuz, Yüksek Seçim Kurulu var, devletin bir takım kurumları var aday olduğunuzda. Zaten Metin demek hocam, ki bu süreci geçip meclise girebiliyorsa ben o yüzden dedim siyasi partiler kanunu değişmeli diye. Bu sürecin de sorgulanması gerekiyor o zaman. Ya adaylık noktasındaki şeyler vesaire bunlar ayrı ama yani zaten savcının hazırladığı iddianameye baktığınızda hani AK Parti'yi de kapatırsınız. Herkes aynı şeyi söylüyor. Yani çünkü bu iddianameyle AK Parti de kapatılır. Çünkü bilmiyorum. Yani temel dayandırdığı şeyler hep o çözüm süreci dediğiniz meseleyle başlayan ki o dönemde HDP'li vekiller de AK Partililer de ısrarla şeyi dediler ya bir yasa çıkartalım. Bu şey olsun ve yasa 8 ayın sonunda çıktı biliyorsunuz esasında ama yasalaştı soğanda kadık oldu falan gibi durumlar oldu. Şimdi yani o zaman tamam hani HDP'yi fiillerinden dolayı yargılayalım. Ama Türkiye'de o bölgede 6 milyon seçmen ne yapacaksınız? Nereye gidecek? Kime oy verecek? Ne olacak? İşte kapatıldıktan sonraki süreçte o seçmen bir boşluğa çıkacak. O seçmenin oyları da birilerine kanalize olacak diye bir beklenti mi var? Hesap var tabii. Hesap mı var? Bunları yaşayıp göreceğiz ama... Yani Türkiye'de artık şey, yani nasıl bir hukuk devleti olması, yani devlet dediğiniz aygıt, günün sonunda bakın biz şöyle bir yanılgıya düşüyoruz. Biz liderlerimizi kutsallaştırıyoruz, kutsiyet atfediyoruz. Biz devlete de kutsiyet atfediyoruz. Esasında liderler fani insanlar, hata yapmaya meyyaller, herkes gibi beşer şaşar. Devlet dediğiniz yapı da, bir şey, hani kutsiyeti kendisinden değil vatandaşına ve sizin ona yaptığı hukuki çerçeveden elde eder. Yani her şey bir tarafa, devlet bir tarafa. Devlet ne yaparsa en doğrusunu yapar, nasıl yapıyorsa en iyisini yapıyor. En şey, böyle bir bakış açısı yok. Yani kontrol edilebilir, hesap verilebilir. Şeffaf bir devlet istiyorum ben artık bu çağda. Çünkü hem kendi birey güvenliğim için hem gençlerin güvenliği için ve insanlar artık bu ülkede yaşamakla ilgili ciddi
şeyler yatırıyor. Kaygı yani bizim yaşımızda büyük, insanlar bile var artık bu büyük kopuşlar başlıyor yani. Bunları toparlamak gerekir. Bir bunları şeyi sorayım. Dış politikaya da geçeceğim. Onu da sorarım ama hocam bütün bu hani geçen haftadan başlayan işaretin aslında bir şekilde politika değişikliği diyoruz ya. Hepsinin değişmesi lazım dediniz. Ekonomide şu anda yönetime yakın mahfillerde veya köşe yazarı ekonomist çevrelerinde, yorumcu çevrelerinde. Ya buradan biz normal tedbirlerle çıkamayacağız. Amerika gibi parayı basalım, piyasaya verelim. Bu esnafı buradan çıkartalım. Türkiye'nin artık tercihini hani büyüme yönünde yapması lazım. Bunu da nasıl yapacağımıza biz karar verelim gibi bir şey senaryo konuşuluyor benim gördüğüm kadarıyla. Geçen sene yapılan neydi ki zaten? Geçen sene yapılanın bunun arasındaki tek fark geçen sene kredi verilmiş olmasıydı. Bu sene yani kredi değil galiba dağıtılsın para diyorsunuz. Helikopter para basalım, parası Amerika dağıtalım, gibi. Sonra da seçime gidelim. Yani onu, işten başka türlü öyle bir paramız nerede var? Ve sizin yani o parayı bulabilmeniz bir sıkıntı. Hadi bulamadım benim kendi egemenlik hakkım para basarım derseniz biz yarın dolar Türk lirası tartışmasını başka seviyelerde yapmaya başladı. Zaten bu getirdi bizi bu sürece. Neden Kasım ayında ekonomi yönetiminin tepesi bir anda değişti? Çünkü bu gidişat şöyle düşünün. Kredi dağıtıldı değil mi? Yani bayağı 700 küsür milyar lira kredi artışı var son 2020 senesinde. Yani aslında onun geri ödenmediğini varsayarsak hani insanlar evet daha temkinli çekiyorlar ama öte taraftan zaten bayağı para dağıttı devlet bankalar eliyle. Ne oldu? Kasım ayında 8,5 dolar, %15 enflasyon, işte %10 faiz. Ondan sonra dediler ki ha bu böyle olmuyormuş. Çünkü gidiyor yani enflasyon yukarı doğru, bambaşka bir yere doğru gidiyor. İnsanlar mutlu değil, iş yaratamıyorsunuz ve böyle bir pandemi belirsizliğinde para saçarak falan çıkamazsınız bu işin içerisine. Çok planlı programlı para saçmanız gerekiyordu. Hem kaynağınız kısıtlı hem ihtiyaç belli. Çünkü herkese veremezsiniz ki bunu zaten. Bu olmaz ama ben... Kuru bırakalım gitsin. Evet. Enflasyonu da bırakalım gitsin ama milletin cebine para girsin. O para pula döner. Yani o paranın satın alma gücü olmaz. Hani diyor ya bu birkaç gündür işte Türk lirası dolar gofret karşısında da değer kaybetti falan diye. Çünkü bu aslında enflasyon esprisidir. Yani Türk lirasının dolar karşısındaki değer kaybı bir süre sonra birçok mal ve hizmette satın alma gücünün kaybolacağı anlamına gelir. Buradan endişelenerek söylüyoruz. Zaten bu Merkez Bankası Başkanı görevden alma meselesi dün ve bugün yaratacağı ya da öbür gün önümüzdeki birkaç hafta içerisinde yaratacağı etkiler üzerinden okumak sadece finansal bir okuma yapmaktır. Yani işte kimin cebine daha çok para girdi, kimin doları vardı. İnsanlar birbirlerine şunu anlatacaklar mesela önümüzdeki. Abi ben 5'ten almıştım, bekledim işte 10'dan sattım. Yani ya da 8'den sattım. Yani bu dedikodudur. Ama asıl ekonomi orada dönmüyor. Asıl mesele şu, sizin en başta söylediğiniz ithalatçı daha pahalı alacak, fiyata yansıtacak. İşte üretici daha pahalı alacak, fiyata yansıtacak. Ne diyorduk? Bir hafta önce burada yine konuştuk. Dedik ki işte enflasyon belki Haziran'dan sonra bir miktar yavaşlama eğilimine girebilir. Ama orada bir şart koşmuştuk hiç unutmuyorum. Dedim ki eğer başka anormal bir şey olmazsa şu an biz Haziran'dan sonra enflasyonu yeniden 15'in altına doğru getirebileceğimiz bir ortamı nerede göreceğiz? Yani olmaz yani şu saatten sonra Türkiye mesela şunu konuşuyordu. Enteresan şeyler bunlar. Deniyordu ki Eylül ayı gibi Türkiye yeniden bir faiz indirimi setine sürecek, daha sağlıklı bir ortamda girebilir. 6 ay sabredemedik. 6 ay. Yani böyle yaparsanız sonuç bu. Neyi gözleyeceğiz? Şunu çok net söyleyebilirim. Kısa vade için yarın Sayın Cumhurbaşkanı'nın kongrede yapacağı konuşmaya bakacağız hepimiz. Yani acaba gerçekten bir az önce sizin söylediğiniz gibi bir politika değişikliği var mı? Acaba bu politika değişikliğinin unsurları neler? Yani artık hepimizin gözü oraya çevrilecek ve Sayın Cumhurbaşkanı diyecek ki biz şu yüzden görevden almaya karar verdik, böyle 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 yapacağız diyecek. Biz de ona göre şunu söyleyebileceğiz. Evet, Türk lirası daha fazla değer kaybedecek ve işte belki cebinize para girecek ama enflasyona neden olacak. Ya da döneceğiz diyeceğiz ki hayır kemer sıkmaya devam edecekmiş hükümet. Aslında burada sadece bir siyasi tartışmanın sonucunda bir görevden alma varmış. Ya bu arada 4,5 ayımız boşa gitmiş. Çünkü şöyle bir şey var. Piyasalarda da güven kavramı aslında başlı başına böyle değil midir? Birini bir kere kandırırsınız.
Sonra dersiniz ki ya özür dilerim yanlış yaptım, bir daha yapmayacağım, bir daha yapmayacağım dersiniz. Tamam, sokak ağzıyla anlatayım. Ondan sonra hatayı bir daha yaparsanız, hani bu Amerikalıların ünlü sözü var ya, hani sen beni bir kere kandırırsan senin hatandır, iki kere kandırırsan benim hatamdır der. Şimdi hepsi böyle bakıyorlar. Yani artık bir daha bizi kandıramazsınız. Yardım yabancılar değil mi? Ya dün çok büyük yatırım fonu yöneticileri şöyle söylediler. Biz Türk lirasında yakalandık. Yani tabii kazık şöyle yedik. Bir oldu. Evet, ama evet. O halde çıkıyoruz. Evet, evet. Yani ve neden tahvil faizi apar topar arttı mesela? Dün biz faizleri, hani yüksek faizleri 200 bas puan arttı diye işte Merkez Bankası Başkanı'nın alındığını konuşanlar tahvil var, söyleyenler var. 500 bas puan tahvil faizi arttı. Yani bu şu demek, elindeki tahvili satıyor, kaçıyor demek. Çıkıyor. Zarar bile etse çıkıyor. Evet. Hadi biraz o zaman dünya politikası, NATO zirvesi, dış politikada temaslar, haberleri izleyip devam edelim. NATO Genel Sekreteri, NATO Dışişleri Bakanları toplantısından önce gazetecilerin sorularını yanıtladı. Şok bir iddia ortaya attı. Rusya'nın NATO askerlerinin başına ödül koyduğunu söyledi. Endişeliyiz dedi. Genel Sekreter Jens Stoltenberg, bütün bunlar kabul edilebilir davranış modeli değil. Biz sağlam ve güçlü durmaya devam edeceğiz ifadelerini kullandı. Türkiye'ye 30 kilometre uzaklıktaki Dede Ağaç bölgesine asker yığıldı. Amerika Birleşik Devletleri ve Yunanistan'ın tatbikatına İngiltere de dahil oldu. Bölgeye giriş yapan askeri araçlar ve tabur tabur askerler böyle görüntülendi. Binlerce askerin ve yüzlerce askeri aracın Dede Ağaç Limanı'nda olacağı açıklandı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa ve Afrika Kuvvetleri Komutanı General Christopher Cavoli ve İngiliz Ordusu Plan ve Harekat Komutanı Kor General Ivan Johnson Dede Ağaç'ta bir araya geleceği ve ortak tatbikatın planlarını gözden geçirecekleri belirtildi. 41 Amerikan savaş helikopterinin ise Mayıs ayına kadar bölgede olacağı öğrenildi. Esas hareketliliğin ise 28 Mart-20 Nisan tarihleri arasında yaşanması bekleniyor. Esad rejimi hastaneye saldırdı. Aralarında bir çocuğun da olduğu çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Rus hava saldırılarındaysa İdlib'in Türkiye sınırına yakın yerler vuruldu. Bir sivil hayatını kaybetti. Amerika Birleşik Devletleri'nden kınama geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Amerika Birleşik Devletleri, Halep'le İdlib'de sivillerin ölümüne neden olduğu bildirilen Esad rejiminin topçu saldırılarıyla Rus hava saldırılarını şiddetle kınıyor dedi. Atina ve Ankara arasında doğrudan iletişim için düğmeye basıldı. Türkiye ve Yunanistan 24 saat açık hattı direkt iletişim için anlaşmaya vardı. Yunan basınında çıkan habere göre iki ülke silahlı kuvvetlerinin harekat daireleri arasında kırmızı telefon hattı kurulacak. Türkiye ile Yunanistan Doğu Akdeniz'deki Oruç Reis krizinden sonra ilk kez işbirliği adımı attı. Şimdi bugün itibariyle biraz diplomasi trafiği hızlanıyor gördüğümüz kadarıyla. Bütün NATO üyelerinin dışişleri bakanları Brüksel'de komuta merkezinde bir araya geliyorlar. Sayın Mevlüt Çavuşoğlu da orada olacak. Birkaç tane teması var planlanan. Bir iki tane de gözükmeyen var. Muhtemelen gözükmeyenleri daha sonra göreceğiz ama önce bir iki tane güncelden haberimiz. Dün Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'la Avrupa Birliği Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in görüşmesinden Batı Balkanlar, Rusya ve Çin'le ilişkiler, Doğu Akdeniz'de son durum. Şimdi Doğu Akdeniz cümlesi geçiyorsa bir şeyin içinde Avrupa Birliği ile ilgili, orada Türkiye ve Yunanistan'ın
var olduğunu artık kabul etmiş durumdayız. Diplomatik jargonda Türkiye'nin konumlandığı yer burası. Bu bir görüşme olmuş belli ki. Sonra Hayko Maas'tan bir açıklama geliyor. Diyor ki aslında şöyle bir motomot okuyayım. Türkiye'de hem gölge hem ışık var. Doğu Akdeniz'de gerilim düşüyor. Öte yandan bazı sözleşmelerden geri çekiliniyor. Bu konularda açık ve pozitif diplomasi arayışındayız. Belli ki Avrupa bu işi birazcık yumuşak götürme taraftarı. Kötü bir fikir de değil. Şimdi Amerika cephesi o kadar parlak gözükmüyor. Ben şöyle bir baktım Anthony Blinken'ın bugünkü programına. Aile resmi var, Visegrad grubuyla görüşme var, İngiltere, Fransa ve Alman Dışişleri Bakanlığı'yla görüşme var. Sonra Alman Dışişleri Bakanlığı'yla ayrıca bir tekli görüşmesi var. Ben bu ikinci son görüşmenin büyük ölçüde Türkiye paralelli bir görüşme olduğunu düşünüyorum veya araya Türkiye'nin girebileceğini düşünüyorum. Yani Sayın Blinken'in belki bir ikili görüşme yapabileceğini veya o görüşmenin kenarına Sayın Çavuşoğlu'nun da eklenebileceğini düşünüyorum. Dış politika cephesiyle başlayalım. Mete sen bir yorumla. Sonra biraz Amerika'ya da geleceğim ama Avrupa'yı bir yorumla. Bu önceki görüşmeden aslında başlamak lazım. Çünkü Yunanistan-Türkiye arasındaki meselede Türkiye-Yunanistan istikşafi görüşmeleri 60 küsüre geldi ya da 70'e yaklaştı ama pek bir şey de çıkmayacak oradan zaten. Açıkça söyleyelim. Burada temel bir mesele vardı. Gözden kaçıyor. Yunanistan'la Türkiye'yi masaya oturtmak isteyenlerden bir tanesi Almanya. Ama Yunanistan'ın içinde bulunduğu ekonomik durumu göz ardı etmeyelim. Çünkü burada Yunanistan üzerine çok ciddi bir Almanya-Fransa kapışması var. Çok ciddi bir şekilde. Bu Doğu Akdeniz'e de yansıyor. Fransa'nın özellikle... Yunanistan ekonomik durumu o kadar kötü değil yani. Şöyle, 10 sene önceki Yunanistan'dan bahsetmiyor. Yo, deli gibi yatırım alıyor. Doğru yani, dışarıdan öyle gözüküyor ama iç siyasetinde Yunanistan'ın pek güçlü bir iktidar sergileyemediği, çok eleştirilere maruz kaldığını bilir. Mali yapısı da o kadar bildiğim kadarıyla iyi değil. Evet, ama. Ama Fransa ve Almanya özellikle yatırımlar meselesini Yunanistan üzerinden işte deniz vesaire meselesi, enerji, savunma işin içine girdiği zaman büyük bir kapışma halinde. Farkındaysanız zaten bu Türkiye-Yunanistan arasındaki gerginlik de özellikle Almanya masaya oturtmaya çalışmış ve çağrılar yapmıştır. İşte bu da bunun bir yansıması bu görüşme. Doğu Akdeniz meselesi var. Balkanları hiç unutmayalım. Pek konuşamıyoruz ama Balkanlarda da bir Rus nüfuzuna karşı bir durdurma var. Doğru. Şimdi burada kim ne derse desin Türkiye NATO üyesi bir ülkedir. Bu gözden çıkartılmamalı. Yani NATO'nun sınırları aynı zamanda NATO şemsiyesinin de sınırlarını belirliyor. Yani siz Türkiye örneğin Orta Asya'ya gidiyor dediğiniz zaman aslında NATO da Orta Asya'ya gitmiş oluyor. Tabii. Bunu bir göz ardı etmeyelim de altını Doğru. çizeyim. Tabii. Bu Doğu Akdeniz meselesinde ya da bu görüşmelerde ben Yunanistan'ın statükoyu devam ettirmek isteyeceğini düşünüyorum. Ama bunun da bir çözüm ulaştırılması gerekiyor. Çünkü çok Yunanistan'da çözümler, sorunlar çok ertelenmiş ve çözümü çok zor bir duruma gelmiş. Kayalıkların bile yerleşim açılması, işte statüsünün değiştirilip silahlandırılması, iki ev kurulup yerleşim birimi deyip onun üzerinden işte savunma hamleleri yapması Yunanistan'ın işleri epey bir karıştırıyor. Tarihi geçmişte falan zaten girmek istemiyorum. Ama burada özellikle Almanya ile Türkiye'nin Doğu Akdeniz meselesi başta olmak üzere birçok ticari, iktisadi ve başka konularda da aynı safta yer aldığını ve tezlerinin de hemen hemen aynı olduğunu da gözlemlemek mümkün. Bu görüşmede de mesela senin bahsettiğin görüşmede de özellikle Almanya'nın bu konuda öncülük etmesi. Bakın farkındaysanız sen takip ediyorsun ama Fransa cephesinde pek bir görüşme trafiği yok aynı şekilde. Hı hı. Fransız heyetlerinde. Almanya bu çok bu meselede daha çok bir Fransa'nın önüne geçip bu görüşmelerde arabulucu, gerekse işte teklif, masaya oturtma vesaire gibi yeni aktörlerle beraber bir masa kurulması konusunda özellikle bu Doğu Akdeniz meselesinin başından beri bir öncülük ettiğini ben gözlemliyorum. Çok biraz aktif. Ankara'dan da kaynaklanıyor. Evet yani biraz Ankara'da, Almanya'ya. Fransa gül bile dökse yollarını Ankara'nın evet. Bizimkiler muhatap almayacak gibi gözüküyor. Onun için evet. Ankara yani Almanya leverage'ını yani kullanıyor. Avrupa Birliği ile ilişkilerde de mülteciler meselesinde de işte diğer vize meselelerinde de Almanya'nın bu konuda daha yapıcı bir adım atmasından dolayı Ankara'nın da pozitif bakarak bir masa kurulması konusunda Doğru. Almanya'yı uzaktan takip ettiğini hatta sempatiyle belki takip ettiğini söylemek mümkün. Ama bu şeyde bu gerginlik vesaire meselelerinde bir çözüme tabii ki ulaşacaktır.
Ama Avrupa Birliği içerisinde de kendi sorunları olduğunu düşündüğümüz zaman hem mali sorunlar var hem başka sorunlar var. Bu kolektif mesela aşı meselesinde birbiriyle çatışan bir ülkeler, başkentler görüyoruz her alanda. Ya da savunma anlamında Almanya'nın savunma ile ilgili Amerikan bağımlılığından çıkıp başka yollar araması, Fransa'nın başka yollar araması ya da bir güvenlik gücü diyoruz ama burada temel bir mesele senin söylediğin NATO meselesiyle bağlantılı olarak bir Rusya tırnak içerisinde tehlikesine geliyoruz. Çünkü Balkanlar meselesinde örneğin Balkanlar çok yeşil güzel bir coğrafya olarak gözükse de orada çok ciddi Suudi Arabistan'ından İran'ına, Türkiye'den Almanya'sına, Fransa'sına kadar birçok ülkenin nüfuz etmek istediği ki Rusya'nın da olduğu çok ciddi camilerinden kiliselerine, topraklarından tarımına, siyasetine nüfuz alanı kapışmasının yaşandığı bir bölgeden bahsediyoruz. Ana tema NATO'da Rusya olacaktır. Bir de NATO'nun var olan bu askeri yapısı dışında zaten biraz da anlaşılan söylemlerden artık NATO'nun 2030 perspektifinde siyasi bir rolünün de olması ve bunun üstlenilmesi ve siyasi meselelerde de örneğin Doğu Akdeniz gibi arabulucu olarak daha fazla ön planda olup ülkeleri yönlendiren, masaya oturtabilen o yapıya manevra kabiliyetine sahip bir yapıyı herhalde tartışacaklarını düşünüyorum. Ama ana mesele Rusya'nın ki unutulan bir konudur. Evet, Balkanlar meselesini konuşuyoruz ama biraz daha kafamızı kaldırdığımız zaman Arktik meselesi var. Ve bu Arktik meselesi de bu NATO zirvesinde gündeme gelecek. Çünkü Kuzey Kutbu'nda buzulların erimesiyle beraber yaklaşık 2 sene önce yeni bir seyahat rotası ortaya çıktı. Ticaret rotası ortaya çıktı. Yani bildiğimiz geleneksel ticaret rotasını 16 gün 17 gün kısaltan ve hatta Çin'in araştırmasına göre 2050'de Kuzey Kutbu diye bir şeyin kalmayacağını ve oranın uluslararası statüsü de düşünüldüğü zaman şu an orada tutanın elinde kaldığı bir bölge var. Ve burada Rusya nükleer buz kıranlarını, denizaltılarını göndererek oradaki statüsü haline getirmeye çalışıyor. Askeri bir statüye çevirmeye çalışıyor ve bu NATO zirvesinde gene Rusya'nın bu siber saldırıları, hava savunma sistemleri vesaire gibi NATO tipi ya da NATO dışı bir takım silahlanmaları engelleyebilecek önlemler dışında özellikle Rus nüfuzu özetle parantez içinde Çin ama Arktik meselesinin yani Kuzey Kutbu meselesinin gündeme geleceğini düşünüyorum. Çünkü Kuzey Kutbu pek konuşulmuyor Türkiye'de. Ama herkesin bilimsel araştırma adı altında orada bir liman kuruyorsunuz ve oradan geçen gemilere bir süre sonra izin vermeye başlıyorsunuz. Ya da vermemeye başlıyorsunuz. Çünkü buzullar eridi mi kimsenin sahip olmadığı bir toprak parçası çıkıyor. Tabii. Ve Rusya hatta Çin geleceğin Orta Doğu'su olarak bahsedebiliriz aslında Kuzey Kutbu'ndan. O yüzden NATO zirvesi önemli ama Türkiye açısından malum bir S-400 meselemiz var. Hani ben özetleyerek gidiyorum. Burada da ben Türkiye'nin pek bir adım atacağını sanmıyorum. Hatta karşı kart olarak ikinci bir S-400 hava savunma sistemini bile duruma göre alabileceğini düşünüyorum. Neticede bu kartı yakaladı Ankara ve bunu kaybetmek istemeyecektir. Çünkü her şeye yarıyor. Suriye'deki çözümsüzlüklerde S-400 kartını atabiliyorsunuz. Bilmiyorum, çok emin değilim. Amerika'da karşılığı var mı? Ben de tahmin etmiyorum. Çünkü Türk-Amerikan ilişkileri eskidir. Ama sadece bir S-400 meselesi üzerinden okuma yapmak yanlış olacaktır. Çünkü Büyükelçinin, Amerikan Büyükelçisi satır fiyatında bir açıklamasında dediği gibi bizim birlikte olduğumuz konular, görüş ayrılığı yaşadığımız konulardan çok çok daha fazla. Bir hatırlatayım, Türkiye ile Amerika arasında 100 milyar dolarlık bir ticaret hacmi var. Bu ne demek istediğimi herhalde özetliyor. Bu S-400 meselesini de aşan bir konu. Bunun ben bir şekilde çözüleceğini düşünüyorum. Aktive edilmez, o olur, bu olur. Bunlar magazinen, popülist söylemler. Ama başka türlü Türkiye'nin ihtiyaçlarının bu anlamda NATO üzerinden belki karşılanıp bir çözüme ulaştırılabilir. Ama Amerikan Türkiye siyasetini, hadi NATO'dan bir kayayım konuyu saptırarak. Bu açıklamalar, İstanbul Sözleşmesi, insan hakları meselesi. Ben senin yayınında aylar önce Biden seçildiği zaman da bu gene aynı koltukta söylemiştim. Önümüzdeki dönem Ankara ve Washington ilişkilerinde İnsan hakları meselesi, kadınlar yani İstanbul Sözleşmesi, kadınlara yönelik şiddet ve özellikle hukuk ve adalet alanındaki reformlar Washington'ın Ankara'ya yönelik en büyük eleştiri dosyaları olacak demiştim.
Ve bunun da Biden yönetimi tarafından Ankara'ya yönelik harekete geçirildiğini görüyorum, gözlemliyorum. Şimdi burada geçen hafta hatırlatalım sevgili Murat Gececiler'de yorumlar. David Satterfield İstanbul'a geldi ve bir dizi 10 kadar kendi seçtiği gazeteciyle görüştü. Bunların bir kısmı hikayeyi birazcık daha hani orta yollu anlatmayı tercih etti ama Satterfield'ın cümleleri çok da yumuşak değil. Burada altını çizmek isterim ki bu S-400'den bahsediyor. Kurnazlıkla, şirinlikle çözülebilecek bir konu değil. Amerikan yasası kongreye Türkiye'nin S-400 sistemine sahip olmadığını ispatlamamızı talep ediyor diyor. İspatlamamız, talep eden mevki kongre. Kimden istiyor? Yürütmeden istiyor. Yani Amerikan Dışişleri veya Savunma Bakanlığı'nda. Çalışma grubu ya da başka bir diyalog yöntemi bu meseleye yanıt vermek durumunda, yani Türkiye'nin bu sisteme sahip olup olmadığına diyor. Bu ABD yönetimi açısından kişisel bir konu değil, yasal bir zorunluluk. Nasıl biz burada yasa diyoruz bazen, hani kararname değil yasa, yasa çıktıysa onun üstünde. Dolayısıyla akıllı bir yöntem bulup yönetebilecek bir konu değil. Hangi çözüm yolu önerilecekse önerilsin, ABD yasasına uyduğumuzu kongreye açık olarak ispatlamamız gerekiyor. Dediğim gibi burada kuvvetler ayrılığının çarpışmasını görüyorsunuz. Kongre diyor ki ben bunun yasasını geçirdim kardeşim. Üstelik Rusya ile ilgili bir yasa bu. Siz bunu uygulayacaksınız. Amerika ile Türkiye'de ya biz bunun için bir yaratıcı çözüm bulabilir miyiz? Satterfield da diyor ki bu böyle şirinlikle cinlikle olmaz. Yeah. Devamı da var. Bir cümlede onu söyleyeyim. Hemen ondan sonra yorumlayın. İkincisi de var bunun. Açık olduk. Bu konuda çok açık olduk. Rusya'dan yeni bir mühim askeri satın alma. Az evvel Mete'nin bahsettiği. Bu yeni bir S-400 bataryası da olabilir. Başka tamamen farklı bir sistem de olabilir. Yapılması mutlak bir öngörülebilirlikle söyleyebilirim ki ek ve çok daha ciddi yaptırımları tetikleyecektir. Türk hükümetine şu tavsiyede bulunduk. Başka bir mühim satın alma yaparak durumu daha da kötü hale getirmeyin. Şimdi bunlar pek hani arkadaşlarımızı ekranlarda izledik. Bunları böyle birazcık hafiften yumuşatarak, tatlandırarak verdiler ama cümleler ağır cümleler. Normal zamanlarda epeyce kırmızı bant geçmeniz gereken cümleler. Murat Bey, yani bu katsa yaptırımları işte Ahu Hanım. Yani tabii. Şimdi Amerikan mevzuatına baktığınızda, Amerika'daki sistemi analiz ettiğinizde, incelediğinizde Trump'ın orada sistemi esnetmeye çalıştığı, zorladığı noktalarda vesairelerde siz bunu halının altına süpürdünüz. Ve Trump yönetimi de zaten bir şekilde Türkiye'ye de demokrasinin kılıcı gibi bunu tepemizde sallandırıp duruyordu. Şimdi artık Biden yönetimi, hani rahmetli Demirel'in şöyle bir lafı var. İktidara geldik, baktık zam yapmak gerekiyor. Bu zamların üstüne mi oturalım, ne yapalım? Oturmayalım, yapalım dedim diye. Biden de şimdi bu sorunların üstüne oturmak istemiyor. Artık sorunları Amerika'daki sistemin kendi hukuksal çerçevedeki işleyişine uygun şekilde artık sonuçlandıracak. Doğru. Yani şey yapacak. Çok şey birikti. Yani şimdi Türkiye'de bu iş yerlilik, millilik, işte duruş sergilemek vesaire noktasında hep anlatılıyor. İşte siz burada Amerikan yaptırımları var, böyle bir yasa var, buna rağmen bunu almamamız gerekir falan dediğinizde Türkiye savunma sistemi almasın mı? Türkiye'nin böyle bir teknolojiden mahrum mu kalması gerekiyor? Türkiye'nin böyle bir ihtiyacı yok mu falan gibi şeyler geliştiriliyor. Şimdi sizin kısıtlarınız var. Yani NATO'ya girmişsiniz, Avrupa Birliği'ne işte tam üyelik başvuruları yapmışsınız. Yıllardan bu yana sürdürdüğünüz bir politika var. Buna ilişkin olarak risk değerlendirmesi yaparsınız. Dersiniz ki kardeşim ben bu S-400 sistemlerini alacağım. Bunun karşılığında da ne önüme gelebilir? KATSA. Şimdi hep şuna ben itiraz ettim. Biz KATSA yaptırımlarını kabullendiysek, bunu göğüsleyebilecek bir perspektifimiz varsa, buna ilişkin bir yol haritası çıkardıysak amenna. O zaman yürüyelim. Top. Ama ya ben bunu alacağım ama katsa olmayacak. İşte benim itirazım bu. Yani hükümet yanlısı medyada, hükümet yanlısı analiz yapan isimlerde yapmayacaklar, yapamazlar, yapsalar ne olur falan gibi şeyler. Yani şimdi yok yapacak işte, uygulayacak. Ya uygulasa ne olur? Ya onların doları varsa bizim de Allah'ımız var. Elhamdülillah. Tamam. Ama yani böyle yürümüyor benim gördüğüm. Yürümeyecekti. Yani bu yaptırımlar ağırlaşarak gelirse Türkiye burada bir tercihe sürükleniyor. NATO veya diğer bir Şangay Beşlisi vesaire o bloğa geçmek. Bunları bir çırpıda bu kadar hızlı yapabilir mi? Bunu bir hükümetin tek başına alabileceği kararlar mıdır? Yani bunları oturup sağlam şekilde değerlendirmek gerekiyor. Benim gördüğüm Amerikan yönetimi Trump'ın
laçka, labali tavrının dışında bir dış politika artık izliyor. Ciddi bir şekilde kurumsal. Klasik, kurumsal, yerleşik, Amerikan establishment dediğiniz o altyapıya uyumlu bir şekilde bu işler yürüyor. Şimdi oturup Türkiye gene dediğim gibi şapkayı önüne koyacak ve hesabını yapacak. Yani ve bunu bir gurur meselesi, milli gurur vesaire gibi adlandırmanın bir akılcı çözüme sizi götürmüyor. Yani burada Mısır meselesinde çok döndük işte. Ne oldu? Ya tabii. Kıyamet mi ya koptu? Hayır işte Avan. Hayır. Zaten benim burada yani itiraz ettiğim iktidara akıl veren, iktidarı desteklediğini söyleyen insanların bu tutum ve davranışları iktidara fayda sağlamıyor. Sağlamıyor, doğru. Türkiye'ye de fayda sağlamıyor. Ha burada da muhalefete şunu söylüyorum. Ya bakın bu S-400 meselesinde altta kaldın, üstte çıktın, yendim, yenildim gibi bakmayın. Türkiye'nin âli menfaatleri bugüne kadar 50 yıldır getirdiği bir sistematik var. Doğru. Bu sistematik içerisinde Türkiye NATO ittifakını kaybetmesinin bedelini çok ağır öder. Niye? Yani siz tarihten ders çıkarmanız gerekiyor. Rusya sizin belli noktalarda çatışmalarınızı azaltabileceğiniz bir komşunuz ama Rusya sizin bölgesel anlamda büyük bir rekabet içinde olduğunuz en önemli rakibiniz, tarihsel rakibiniz. Sizin imparatorluğa bu kadar atıf yapan bir iktidar olarak o imparatorluğun nasıl yıkıldığını da iyi okuyun. Yani Osmanlı İmparatorluğu son 300 yılında 24 senede bir Rusya ile savaşmış. Ve bu savaşlar öyle sınır çatışmış falan değil. Bayağı bayağı savaşmış ve Osmanlı'yı tarih sahnesinden sürklese eden, yok eden Çarlık Rusyası'dır. Anlatabildim mi? Yani bunlardan iyi ders çıkarmak gerekir. Hani derler ya ayıdan post, Rus'tan dost olmaz diye. Yani bunlara dikkat etmek gerekir. O kadar ırkçı olmayalım tabii ya ama. Hayır yani ırkçılık anlamında değil. Yani sizin bölgesel olarak... Bizi en iyi bilen hocamız burada bölgesel olarak sizin... O kadar kötü değildi canım. Bölgesel olarak sizin yani, İran, Rusya... Yani. İran, Rusya kadar, bu iki şey ülke... Bu iki ülke sizin bölgesel en büyük rakibiniz. Yani bunları düşman olmak gözüyle bakmak zorunda değilsiniz ama rakibiniz ve Türkiye ile Rusya Putin'in yani Putin'in de şeyine dönüp baktığınızda hani Çarlık Rusyası'na özellikle de Petro dönemine inanılmaz derecede hayranlık duyan bir isim ve yayılmacı bir politika güden bir tarzı. Güzel yayılan yani birisi. Belki bir şey sorarak da söyleyebilirim. Tabii. Hemen size bırakayım. Yani mesela Amerika şu an Rusya'yla çok ciddi böyle bir şey içerisinde. Amerika'nın iç politikasının bir malzemesi olmadığını hepimiz biliyoruz. Değil mi? Yani işte Rusya Amerika'yla böyle bir şeyin içerisinde. Ben orada yaşadığım dönem içerisinde de bir sürü insan, arkadaş, dost edindik. Hepsiyle de konuştum. Yani baktığım zaman onların da çok gündeminde değil. Ama biz Mısır meselesinde gündemimizde. İşte iç politika malzemesi oldu çünkü. İşte Rusya ile yaşadığımız sıkıntı iç politika malzemesi oldu. Yani mesele hani sadece oradaki küçük bir grubun iktidarı kontrol yani en azından hareket kabiliyetini ortadan kaldırması değil. Zamanında bunu bu şekilde kullanmış olmak elimizi kolumuzu bağlamış oluyor içeriye karşı. Çünkü orada esnek bir alan bırakmış olsaydık dönüp şimdi bugün biz burada çünkü dış politikada siz dönüşler yapabilirsiniz. Yani bunun hiçbir faydası olduğu dönemler olur. Ama şimdi öyle bir noktaya geliyorsunuz ki dönüş yaptığınızda içeride sanki muhalefette buradan sıkıştırıyor. Diyor ki geçmişte böyle söylemiştiniz, bugün böyle söylüyorsunuz. Bu ne kadar mantıklı diyor. Yani o gün mü doğruydu, bugün mü? Dün dündür, bugün de bugündür bir taraftan bakıldığında dış politikada. Ama işte kendinizi bu kadar bağlanacak hale getirecek bir arka plan oluşturmamayı başarmış olmak gerekiyordu. Bizim sıkıntımız buradan ileri geliyor. Yani Amerika... Ya akılcıl şey politikalar üretmek gerekiyor. Hamasetten uzaklaşmamız gerekiyor. Yani habire şöyle laflar konuşuluyor. Artık Türkiye eski Türkiye değil. Ekonomik büyüklüğümüzle, şunla, bunla. Yani kapasitemizi bilirsek... Dünya da eski dünya değil. Hiçbir yer eski yer. Yani şu anda Türkiye şunu gözden kaçırıyor. Bakın Türkiye ile Amerika ilişkilerinde hep soğuk savaş denkleminden getirdiğimiz avantajlar ve şeyler vardı. Bunları yıllarca kullandık. Ama artık soğuk savaş denklemi ortadan kalktı. Ve bugün Amerika Birleşik Devletleri'nin esasında kendi güvenlik stratejisini baktığınızda, oradan çıkan raporları okuduğunuzda, ettiğinizde East Pasifik'e ve Çin'e doğru kayıyor. Ve Türkiye'nin etkisi o anlamda Amerikalılar açısından da vazgeçilemez, taviz verilemez, işte ignore edilemez noktanın dışında tabii silip atabilir yani. Öncelikleri çok değişiyor Amerika'nın. Beyaz Saray'dan bir açıklama var. Dün İslam Sözleşmesi'ni soruyorlar ama Cem Saki çok
tecrübeli bir sözcü olarak şöyle bir yanıt veriyor. Beyaz Saray açıklamasını rica edeyim. Türkiye NATO'da önemli bir ortağımız. Gelir biliyorsa arkadaşlar metin olarak. Evet, Türkiye NATO'da alttaki yanıt kısmı bizim için önemli. NATO'da önemli bir ortağımız. Terörle mücadelede Suriye'de çatışmanın bitmesi için ve bölgedeki kötü etkilerin caydırılması için, burada tırnak içinde biraz İran etkisinden bahsediyoruz. Ortak öncelikler için işbirliği arıyoruz. Fikir ayrılıklarımız için de diyalog çabasındayız. Şimdi belli ki hani Amerikan kurumsal şeyi yerinde duruyor. Goy goya gelmiyor. Biraz hani tuzak kurulmasına müsaade etmiyor ikili ilişkilerde. Onarılabilecek yerler üzerinde. Amerikan Beyaz Sarayı'nda en azından o AB'nin pozitif gündemini destekleyici açıklamalar yapmaya çalıştığını görüyoruz. Sert çıkabilir az evvel Metin de dediği gibi insan hakları, işte İstanbul'su. Ama yapmamayı tercih ediyorlar. Bakalım bir süre daha biz bu pozitif ajandayı ittirmeye devam edeceğiz diyorlar. Yıl sonuna kadar bu şekilde devam eder. Ama yıl sonundan sonra adım atmak gerekiyor. Yıl sonuna inşallah her konuda, kalır. Yunanistan meselesinde, Amerika ile ilişkilerde, bakın Biden yönetiminin bir detayını vereyim. Şimdi mesela çok analiz görüyorum böyle. Biden yönetiminin Orta Doğu politikası. Şimdi bütün analizler vesaire çöp. Neden derseniz. Biden'ın bir Orta Doğu politikası yok. Çünkü bunu yapabilmesi için atamalarını tamamlanması gerekiyor. Örneğin geçtiğimiz haftalarda işte Yakın Doğu, Asya vesaire birçok yerden atama gerçekleştirdi. Ve bu atadıkları isimler ki kamuoyunun yakından bildiği Brett Markle da dahil olmak üzere daha toplantılarını yapamadılar. Yani ortada bir strateji yok. Şu an karşılıklı bir test aşaması. Örneğin Ankara'nın nerede ne tepki vereceği toplanıyor. Nerede nasıl davranılması gerektiği toplanıyor. Ama 2021 yani bu yılın sonuna kadar bir hamle olmayacak. Didişmelerle, açıklamalarla, kırgınlıklarla, notalarla vesaire geçer. Ama o ekip artık toplanıp bir ortak, mesela Brett Markle örneği kamuoyu bildiği için söylüyorum. Ekip toplanıp danışmanlar atandıktan sonra Orta Doğu ile ilgili ilk toplantılar bir kere yapıldı. İlk İsraillerle temas edildi bölgeyle ilgili. Bu ikinci, üçüncü toplantılar olduktan sonra Afrika meselesi de ekibiyle oturduktan sonra işte o zaman Biden'ın Türkiye politikası ya da Orta Doğu politikası diye somut bir veri üzerinden değerlendirme analiz yapabiliriz. Ama şu an Biden'ın Türkiye politikası da yok. Açık söyleyeyim. Somut hiçbir şey söyleyemezsiniz. Çünkü somut bir bilgi yok. Çünkü Beyaz Saray'da görüşebileceğiniz ataması yapılmış bir kişi yok. Şu an Ankara'nın da mesela görüşmeler yapmak için muadillerini, mevkidaşlarını aradıklarını biliyoruz ama şu an tam anlamıyla Biden yönetimi Beyaz Saray'da oturmuş, atamalarını yapmış ve dış politikada bütün koltukları doldurmuş değil. Bir strateji yok çünkü bir araya gelmiş değiller. Doğru İstişare ama için. Yani dünyada durmuyor Biden atamalarını yapmadı diye ya da Amerikan siyaseti ve Amerikan yönetimi de durmuyor. Yani şu an var olan kendi, devam ettiriliyor. Mesela 40 gün sonra Afganistan meselesi var. Ha, burada somut olarak şöyle anlayabiliriz. 40 gün sonra yapılan taahhüt gereği Amerika Birleşik Devletleri Afganistan'dan asker çekmek zorunda. Taliban'a böyle bir sözleri doğru, var. Şu anda onu ha, burada Biden'ın için bahsettiren gruplar evet, var. Dış politikasının ilk emaresini yani ilk verisini buradan alabiliriz. Çünkü çekilmesi başka bir anlama gelecek. Çekilmemesi Biden'ın daha farklı bir sert politika izleyeceği, askeri gücünü göstereceği gibi bir done var. Ha bir done isterseniz dış politika konusunda şu. Örneğin Irak'ta Elbelet üssüne roketli bir saldırı olduğu zaman Amerika Birleşik Devletleri vurdu. Yani eskiden Trump dönemindeki gibi bir ABD üssünü vurmanın bedelinin işte Twitter'dan tehdit etme, Amerikan basını üzerinden Tahran'ı tehdit etme olmadığını Biden yönetimi evet, somut olarak gösterdi. Bu bir işarettir. Asla karşılıksız kalmayacak. Ha bir nebze şunu iddia edebilirim belki. Amerikan yönetimi bundan sonraki bu tip olaylarda askeri anlamda bombardıman da dahil olmak üzere göze alabilecek bir yol izleyebiliriz söyleyebilirim. Esnetliği çünkü var. Irak Elbelet üssü roket saldırısı bunun somut verisi. İki Afganistan olacak 40 gün sonra. Ondan sonra oturup bir şeyleri konuşabiliriz ama sadece S-400 meselesi değil mesela Türkiye-Amerika. Doğu Akdeniz meselesi var. Karadeniz'de Amerikan gemileri, İngiliz gemileri cirit atıyor. Suudi Arabistan Girit'te askeri tatbikat yapıyor. Yani sadece bir S-400 meselesi değil bizimki. Enerji hattı da var. İşin içinde ticaret hacmi de var. Kuzey Afrika'da var, Orta Asya var, Karabağ meselesi başta olmak üzere Hazar var. Yani birçok bölge aslında Amerikan ilişkileri, Türk-Amerikan ilişkileri sadece bir füze hava savunma sistemi değil. Hepsini kapsıyor, Balkanlar dahi kapsıyor. Doğru. Burada bir tane yaklaşan bir sıkıntılı mesele var ki bunu Ali Çınar'ın tweetinden belli istedim.
Belki bu saatten sonra bir anlam ifade etmeyebilir ama 24 Nisan bu sene o kadar sıkıntısız geçmeyecek gibi gözüküyor. Evet. Senato'ya bir tasarı zaten sunuldu. Ali Çınar diyor ki Eurasia Grup Başkanı Jan Bremer, Türkiye'yi de çok iyi tanır Jan, Beyaz Saray'daki kendi kaynaklarının Başkan Biden'ın sözde soykırımı tanıyacağını söyledi. Ve tanıyacak ilk başkan olacağını iddia etti. Buradaki hatayı düzeltelim. Daha önce Ronald Reagan tanıdı. Sembolik bir tanımaydı. Kaliforniya kökenli olduğu için kendisi. Şimdi Biden'ın alt kadrosunda bu tezi destekleyen bazı isimler var. Bu süreden sonra bizim dışişlerinin genel kaygısı olan tazminat davaları açılır, toprak talep edilir işinin bir anlamı olmayacağı anlaşılıyor. Çünkü zaman aşımı geçmiş, 100 yıl geçtiği için artık toprak talebi veya tazminat davası açılamaz deniyor. Onu bir kenara koyalım hukuken, sizin konunuz ama efendim belli ki böyle bir şey gelecek. Belki de Türkiye'nin bir şeyi de gerekecek. Hani bir yaptırım olur mu olmaz mı emin değilim. Yani şimdi orada yani bu işin psikolojik, daha önce de olmuş, psikolojik bir boyutu var. Bu psikolojik boyutunun dışında şimdi orada geçecek tasarının akabinde kongrenin alabileceği, atabileceği adımlar var. O adımlar içerisinde neler olabilir? Yani o kapsamda Türkiye'yi soykırım uygulamış bir ülke olarak tanımladıktan sonra bununla ilgili olarak Amerikan kongresi bireysel davaların vesairelerin şeyiyle ilgili ne tür bir karar olabilir, ne yapabilir onu bilmiyorum. Örneğin orada şöyle bir şey, yani Amerikan Kongresi'nde şöyle bir şey çıksa, soykırım mağdurlarının mağduriyetleri soykırımın tanımlandığı tarihten itibaren zaman aşımı süresi işlemeye başlar gibi bir karar alsa, kanun çıkarsa ne diyebilirsiniz? Ha, Amerika'dan alınan bu kararın, yani böyle bir kanun çıktı, Amerika'da bir Ermeni gitti, benim işte atalarım, dedelerim şöyle oldu, işte bir karar aldı. Bunu Türkiye'de infaz edebilir mi, tanır mı? Tanımaz Türkiye. Ama ne olur? Orada Türk Devleti'ne karşı Amerika'daki Türk Devleti'nin varlıklarına dönük olarak bir tanzime ilişkin olarak o kararı orada icraya koyabilir vesaire. Güzel bir şey Halkbank davası içinde konuşuyor. Ya işte bu bunlara baktı. Ha, Halkbank davasında ne yaptılar? Örneğin Halkbank davası İran yaptırımlarını şey yapmaktan dolayı İran teröründen mağdur olanların aileleri New York mahkemesine tazminat davası açtı. New York hakimi dedi ki hayır dedi, bu dava dinlenebilir. Dinlenebilir bir dava değil dedi. Burada dedi yargılama yetkisi bende değil dedi. Halkbank davasının yargılandığı konu dedi bu şeyle bağlantılı değil dedi. Ama işte dediğim gibi yani Amerikan hukuk sistemi zaten kendi içerisinde çok ekstrem şeylere kararlar çıkartabilen, çünkü orada hakimin hukukunun çok daha etkin olduğu boyutlar var. Yani şimdi yani bizde işte hep böyle bir ezbere takılı bir şekilde gidiyoruz. Yani işte 100 yıl tazminatlarda oldu, bu şey oldu. Ama akabinde alınabilecek, atılabilecek adımlar var. Ve Türkiye yaklaşık son 5-6 yıldır bu Ermeni soykırımı ile ilgili iddialar gündeme geldi. Ya çok da bizi etkilemeyecek artık. Bunu çok da ciddiye almayalım. Biz bunu çok ciddiye aldıkça bu iş Amerika'da hep önümüze çıkartılıyor falan gibi bir yaklaşım sergiliyoruz ama yani o iş o kadar da bu tezi savunanların hafife alacağı nitelikte bir iş değil maalesef. Yani zaten esasında hani dönüp baktığınızda Güneş dil teoremlerinin çıkması, Atatürk'ün Hititlere, Etilere vurgu yapması falan hep esasında Wilson dediğiniz Amerikan başkanından başlayan süreçle geliyor. Wilson'ı peki destekleyen Amerika'daki ana grup kimdi? Wilson'ın ana seçmen tabanı kimdi? Ermenilerdi. Yani ve Ermeni tezlerine dayanak olabilmesi adına self-determinasyon ilkesini inanılmaz derecede Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra ön plana çıkartan bir yaklaşımdı. Yani bu tarihsel süreci böyle kopartıp, bağlamından çıkartıp yeni bir dünya, yeni bir şey gibi okumak çok doğru olmuyor maalesef. O yüzden yani buralarda uyanık olmak gerek, dikkat etmek gerek. Türkiye-Amerika ilişkilerinde ben hep söylüyorum, Türkiye Amerika ile ittifak yapıyor ama Türkiye Amerikan iç siyasetinde ağırlık kazanabilecek bir ülke değil. Amerika bir diaspora ülkesi. Bu diasporanın da ağırlığını Ermeniler ve Rumlar oluşturuyor. Ve Amerikan senatosunda bunlar etkinler. Ve Türkiye gerçekten de ilişkilerini sürdürürken hem Soğuk Savaş'tan getirdiği bir Pentagon kartı vardı ama Soğuk Savaş ortadan kalktıktan sonra bunun etkisi azalmaya başladı. Diğeri neydi Amerikan siyasetinde Türkiye tezlerini savunan? Sizin oradaki Yahudi lobisiyle kurduğunuz ilişkiler ve diyaloglardı. Ama biz o diyalogları kopardık,
çok uzaklaştık. Tekrardan aktive edebilir miyiz onu bilemiyorum. Ben uzun vadede Ermenistan'la normalleşme olacağını düşünüyorum. Onu da söyleyeyim bu arada. Vakit yok ama. O hakikaten sıfır maliyetli yapılabilecek olacak bir iş. Yapılır mı bilmiyorum. Hocam iki dakikam kaldı. Piyasa bugün sakinleşmiş gözüküyor. Vallahi ama artık borsa tarafı o kadar sakin değil. %8 de başladı aşağıya. Şu an %5 civarında aşağıda. İki günde kayıp %15'in üstünde. Borsa tarafı sert gidiyor. Dolar biraz sakinlemiş gibi, biraz geri de gelmiş. 107.75'lerdeydi en son baktığımda. Ama artık 7'nin altına doğru bundan sonra inmez. İşte bir yarını, herkes yarını bekliyor bence yani. Ha, yarın olacağını. Evet evet. Bence şu an bütün herkesin ana şeyi o. Bir de tabii kurun düşmesinde şöyle bir şey var. Dışarıdaki swap faizi şu an %700'lerde. Nasıl yani? Yani dış, işte dolar çekebilmek için piyasaya şu an önerdiğimiz faiz %700 civarında yani. Durum normal bu şartlarda. Altın ne alemde? Çok güzel altın. Şey, krizinde olsaydı bu bir rakamdı. Uğur Gürses çok güzel yazmış. Yani %2'lik faiz değilse mesele, şimdi %700'le swap toplamaya çalışıyoruz. Swap toplamayız diyor. Bir dakikamız kalmış. Ben veda ederken çok teşekkür ediyorum önce. Çok güzel ve çok keyifli, öğrendiğim çok şey olan bir gün geçirdim. Kapatırken ilham veren adımlar, 40 yazardan 40 ilham veren kadın hikayesi. İstanbul Vakfı'nın bu çok güzel, acayip renkli içinde çocuklar için, kız çocukları için ama erkek çocukları da okusun. Çok çok keyifli bir kitap. Devamı da gelecekmiş. Bize yollamışlar. Teşekkür ederiz, tebrik ederiz. Yarın yine görüşünceye kadar. Hoşçakalın.